bir çivi çaktığımı zannediyorsunuz ama ben kansızlık tedavisi yapıyorum. Hanımlar, beyler, ağrılarınız, kabusunuz olduysa ekran başına... Odan çekirdeği yağı ile birlikte mutlaka enginarı kullanacaksınız. Eklem, baş ve ayak ağrılarınıza etkili çözüm önerileri, mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz pirinçle ilgili gizli gerçekler ve sağlıklı zayıflamaya dair sırlarla Doktor Gürkan Kubilay az sonra Zahide Yetişle'de. Zahide Yetişle'nin kapısını çaldı, kataraktan kurtuldu. Ama dişlerinden duyduğu rahatsızlık Zahide Yetiş'in gözünden kaçmadı. Bu sefer de dişlerine sıra geldi. Hiç ağzımda diş yok. 66 yaşındaki Gülsen Bahadur artık istediği gibi yemek yiyebilecek mi? Gülsen Hanım ve diş hekimi Doktor Hasan Serhat Aydilek az sonra Zahide Yetiş'le de. Hadi döndü kamera, şimdi ne söyleyeceksiniz bakalım. Siz izlerken ben de izliyorum. Allah'ım ne söylenebilir? Sözün bittiği yere getiriyor bizi. Ne yazık ki hayat. Şurada gül gibi geçinip gitmek varken neden yaşanıyor bunlar diyesimiz geliyor hepimizin içinden. Oysa bu topraklarda biz yıllardır yan yana yaşamak gerekirken niye birbirimizle gereksiz yere saçma sapan şeyler için mücadele ettik, kavga ettik? Bizim şehitlerimiz başımızın üstünde yerleri var. Analar niye ağladı? Yıllarca niye hala ağlamaya devam ediyor? Bir ölür, bin diriliriz, evet, ama bitsin istiyoruz. Bitsin istiyoruz, teröre lanet ediyoruz. Bunu söylerken bile daha kaç sefer bunu söyleyeceğim diye, inanın şuraya gelirken hani biz siyah giyeceğiz, muhtemelen bütün ekran yüzlerini siyah göreceksiniz. Ama şu siyah artık kalbimizin içinde. Bitsin istiyoruz, aydınlık istiyoruz. Bizim polisimiz, askerimiz yanımızda. Dimdik ayakta her zaman, şükürler olsun. Bir video seyrettim, bir çocuk polis abisi üşüyor diye arabayı durdurmuş, annesine babasına gidiyor, polise sarılıyor. Sen üşüyor musun burada abi diye, o da diyor ki sen bana söyledin ya, sarıldın ya, beni öptün ya, ben artık 10 saat dursam burada üşümem diyor. Küçücük çocuk bile, onun kalbi bile bunun farkında. O polis seni koruyor, toplumu koruyor. Senin inşallah hatasız kazasız bir hafta olsun. İyi şeyler söylemek istiyoruz. Biz iyi tarafı, iyilik edenlerden olalım istiyoruz. Nitekim bugün programda göreceğiniz iki kişi de hayatını sağlık anlamında değiştirdi. Hatice Hanım'ı ameliyata uğurlayacağız biraz sonra. Canlı canlı dualarınızı onun için bekliyorum. Cuma günü burada oturuyordu. Hocamla beraber, Mustafa Karataş hocamla beraber konuştuk. Aslında o başka bir şey sordu ama baktık ki bir taraftan da ameliyatlık bir durumu var. Gönderdik doktora. Doktor da demez mi pazartesi ameliyat alabilirim diye. Biraz sonra ameliyata girecek. Hastanede olan herkese acil şifa diliyoruz. Ameliyata girecek olan, bekleyen herkese acil şifa diliyoruz. Biraz sonra Hatice Hanım'ı göndereceğiz hep beraber. Ama daha önce sizi Gülsen Hanım'la tanıştırmıştım. 66 yaşında Gülsen Hanım. Bak ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Çok zengin bir kadınken Allah fakirliği de gösteriyor, zenginliği de gösteriyor. Allah gösterdiğinden geri bırakmasın. Evet. Gülsen Hanım'ın sağ olsun diş, önce gözlerini yaptırdı, katarak vardı. Bir izleyelim, sonra da doktorumuza. Bu arada ben önceden günaydın diyeyim. Günaydın. Böyle gündemde ağırlıyoruz sizi hocam. Maalesef. Diş hekimi Hasan Serhat Aydilek, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Gördüm çünkü çok güzel olmuş dişleri. Ama bir nasıl oldu da buralara geldik onu görelim. Ondan sonra da Gülsen Hanım'ı davet edeceğim. Zahide Yetişle'nin kapısını çaldı, kataraktan kurtuldu. Sen var ya şimdi hepimize örnek. Hocam aslında Gülşen abla zamanında çok zengin bir kadın. Bir ortaklık yapıyor, varken her şey yok oluyor. Tabii. Bir de hastalıklar peşi sıra, gönül kırıklıkları peşi sıra. Hem uzak gözlüğü hem yakın gözlüğü kullanıyordu. Son birkaç yıldır iki gözüne de katarak olduğu saptanmıştı. Ama dişlerinden duyduğu rahatsızlık Zahide Yetiş'in gözünden kaçmadı. Bu sefer de dişlerine sıra geldi. Hiç ağzımda diş yok. Dişleriyle ilgili de bir doktor arıyorum. Zahide Yetiş doktorlara seslendi. Gülsen Hanım'ı sevindiren haber hemen geldi. Hasan Beyciğim, ben size doktoruma emanet etmek istiyorum Gülşen ablamızı. Ekranda izlediğinizde bir gülsene kuzum, bir gül doktoruna. Ah seni yerim.
İşte bir daha size güldüğünde dişleri Yok. Olsun istiyorum. Kabul İnşallah. Eder misiniz? İnşallah. Size emanet edebilir miyim Hasan Bey? Tabii ki, tabii ki. Gönlüm her şeyi rahatsız. Yiyebileyim yeter ki. Çok özledim her ne şeyi. Ne gerekliyse kendisine yapacağız. Tedavisini üstleniyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Diş hekimi Hasan Serhat Aydirek. Zahide Yetiş'le ekibi Gülsen Hanım'ı hemen doktoruyla buluşturdu. Gülsen Hanım'ın heyecanı her halinden belliydi. Gülsen Hanım'ın tek isteği doya doya yemek yiyebilmek. İlk yapmak istediğim şey fındık fıstık, soğan, kuru soğan yiyip bir de mandalina portakal yemek olacak. Ben şimdi şu anda çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. İyi ki Zade Hanım'a gittim. İyi ki başvurdum. Muayene oldu. Kontrolleri yapıldı. Bundan da görüyorsunuz zaten. Hani üstte hemen hemen hiç dişimiz kalmamış. Sadece bir iki tane diş kalmış. Bu altta birkaç tane dişimiz kalmış. Onlar da problemli. Onlar da yarın öbür gün sorun çıkartacak. Onları da çekmek durumundayız. Biz zaten kemik erimesi olmuş. Hiç kıyamam. Siz hiç ağlamayın, çok şey yapmayın. Ben herkes soruyordu. Yaptır dişlerini, yaptır dişlerini. Gitmiyor musun, gelmiyor musun? Ama kimse kimsenin durumunu bilmiyor ki. Bir gün akşama kadar ağladım bu yüzden. Ondan sonra sizden haber geldi. O kadar sevindim ki. Allah dedim beni görüyormuş, duyuyormuş dedim. Gülsen Hanım'ın dişleri düzelecek mi? Diş hekimi Doktor Hasan Serhat Aydilek, Gülsen Hanım'ın tedavisine hiç vakit kaybetmeden başlıyor. Gülsen Hanım sağlıklı dişleriyle şimdi stüdyomuzda. Bakalım dilediği gibi yemek yiyebiliyor mu? Allah, adı da Gülsen. Ama gülemiyor ya. Yıllardır. Anneannem koymuş. Allah. Anneannem koymuş rahmetlim. Allah rahmet eylesin. Ömrün son. Babam o zaman erkek çocuk olmadım diye çok yermiş beni. Demiş ki ben bunun ismini Gülsen koyayım. Ömrün sonunda kadar gülsün. İnşallah. Ama hiçbir tanesi olmadı. Sizlerin Allah demeli, daha çok demeli, yüzünü güldürsün. Bak burada olman bile aslında yüzümüzü Sağ güldürdü. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi gözleri iyi geliyor. Bir gülümse, çok, bir çok... gülümse bakayım. Vallahi bak bir de eski halini görebilir miyiz? İnci gibi dizilmiş. Doktorumun sayesinde, Hasan Bey'in sayesinde. Bir gülümse Allah... bakayım kızım. Oo. Ay sen hiç dişi yok muydu hiç hocam? Yok, yoktu. Yoktum. Hocam bir anlatın. Siz burada farklı bir teknik uygulamışsınız. Evet. Şimdi Gülsen Hanım'ın sıkıntısı şuydu. Hiç ağzında diş olmadığı için ve uzun yıllarda protez kullanmak istemediği için midesi bulanıyordu. İşte yemek yerken sürekli rahatsızlıklar yaşıyordu. O yüzden biz kendisine sabit bir diş tedavisi uygulamayı önerdik. Tabii yaptığımız tomografi incelemesinde, kemik yoğunluğunun incelemesinde erken yükleme tekniğine uygun olduğunu gördük. Erken yani, yükleme. Erken yükleme tekniğinde şöyle, implant yapıldığı zaman normal şartlarda 3-4 ay beklenir, ondan sonra üzerine diş yapılır. Ama Gülsen Hanım'a uyguladığımız yöntemde geçtiğimiz hafta sizinle irtibata geçtikten sonra hemen implantını yaptık. Ben de şaşırdım biliyor evet. musunuz? Çünkü daha çok yeni verdim ben size evet, emanet ettim. Evet. Bir haftada nasıl yaptı doktor dedim. 3-4 vallahi, gün içerisinde bravo. De sabit dişlerini taktık. Şu an işte sabit dişleri çıkmayan dişleriyle rahatlıkla yemek yiyecek. Ama tabii uzun yıllardan beri hiç ağzında diş kullanmadığı için bu çiğneme kasları olsun, dudak kasları olsun, dil olsun ona göre bir atrofiye uğramış. Yani artık bunlar dişsiz bir ağza doğru yönelmiş. Tabii dişleri zaman yapınca zaman alıyor. Ama önümüzdeki günlerde çok mutlu olacak. Ömür boyu bizi artık duayla yad edecek diye umuyoruz. İnşallah. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben zaten dua ediyorum. Ama ameliyattayken, implantları bana yaparken yattığım yerde içinden dua ettim. Hala dışımdan da dua ediyorum. Allah birine bin versin. Yeni bir yer daha açıyor. Allah onu bir kere daha fazlalandırsın. Allah razı olsun. 10 kere fazlalandırsın. Her zaman için ben de Şimdi bizim tabii doktor hasta ilişkimiz böyle oluyor. Öyle güzel bir ilişki kuruyor ki aralarında doktorlarımız. Evet. Sağ olsunlar. Ama yalnız, emanetime çok iyi bakmış. Çok teşekkür ederim. Yalnız işi daha söylemek için. Orada çalışan bütün ekip olarak. Ekip çok güzel. Doktorları çok güzel. Allah hepsinden razı olsun. Yaktım orayı da. Öyle kapattım çirkin olmasın. Nasıl yaktın burayı?
Fırında yaktım. Nazar değildi. Doktorumun ellerine sağlık. Allah bin bir kere razı olsun. Bir tane evladı var. Allah bağışlasın. Allah siz bayağı ailece. Tabii canım tabii. Çok aile iyiler. Olur. Çok maşallah yani bizim, maşallah. Doktor bizim olarak, hastane olarak süper. Tamam o kadar. Bizim ekibin maskotu oldu Gülsel teyzeyimiz. Ama Zayda'nın olmasa ben sizi bulamazdım. Evet. Zayda'nın bunlar... size selam getirdim. Bir Hacı teyzem, Hacı amcam var. Ay ellerinden hep benim için. Hayırlı evlatlar nasip etsin abi, dedi. Sana seni böyle isteyen herkeslere. Yaptılar her şeyini, ilgilendiler dedi. Sağ Allah razı olsun. Sağ olsunlar tabii ki. Biz klinikte hep Gülsen teyze diye bahsediyorlardı. Evet, dişin takıldığı gün ben yasakladım. Herkes dedim Gülsen abla diyecek. Doğru. Vallahi abla oldu. Çok ama iyiler. Diş ne kadar önemli. Artık yemek yemek istiyorum dedi. Bak hepimiz evet. Ama bu diş kullananlar zaten yemek yerken onun sıkıntısını yaşıyor. Her basışta. Ah o gençlikteki dişler asal nerede dedirtiyor. Evet. Peki hocam şimdi aklıma gelen birkaç şeyi sorayım. Evet. Şimdi Gülsen ablayı sağ olun çok teşekkür ediyorum ama aklınıza gelen bir şeyler varsa siz de sorabilirsiniz. Diş eti kanaması bizim için aciliyet ihtiva eder mi? Kesinlikle. Dişlerimizi fırçaladık ve kan gördük. Evet kesinlikle bu vücudun verdiği bir sinyaldir. İnsan vücudu mükemmel bir teknolojiye sahiptir. Herhangi bir yerinde bir sıkıntı olması halinde işte kanamayla, ağrıyla bize haber verir. Diş eti kanaması da diş eti iltihaplarının habercisidir. Çocuklarda da aynı evet, şey geçerli mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani diş eti kanaması oluşuyorsa mutlaka bir sorun vardır ve bir diş hekimine gidilip sorunun ne olduğu tespit edilmesi gerekir. Süt dişlerin çürük olması ciddi problem ve gelecek olan dişler için sıkıntı yaratır mı? Kesinlikle. Bir çürük dokunun içerisinde milyonlarca bakteri yaşar. Yani sağlıklı bir bireyin ağzında milyonlarca bakteriyle yaşaması aslında genel vücut sağlığını da etkileyen bir durumdur. Bunun tespiti hele ki çocuk yaşta bağışıklık sisteminin güçlenmeye başladığı ve bir takım ömür boyu kazanacağı bir takım rahatsızlıkları kazanmaması için başında bu işlemin yok edilmesi peki, gerekiyor. Peki bunu hep sormak istemişimdir. Kaynar çay içiyor bizimkiler. Kaynıyor o çay. O diş nasıl dayanıyor? Bir anda böyle mesela buz gibi dışarıda bir ortağı içim ısınsın diye o tüp bletiyor ve çay içiyor. Bahsettiğimiz nasıl? Mucize teknolojiyle tabii dişin yüzeyindeki o mine tabakası doğadaki en sağlam, en dayanıklı minerallerden birisi. O oluşumdan birisi. Dolayısıyla insan vücudundaki soğuk sıcak değişimini dengelemek için ağızda işte tükürük salgısı ona göre salgılanıyor. İşte dişin yüzeyindeki o yapı ona göre salgılanıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Eğer bir çürük bir hassasiyet veya bir çürük oluşmuşsa dişimizde soğuk sıcak bir şey yediğimiz zaman hemen ağrı olur. O ağrı da zaten bir yerde çürük olduğunun belirtisidir. Hmm. Yani sıcak bir şey yiyip içiyorken bir ağrı hissediyorsak, normal olmayan bir sıkıntı hissediyorsak bunda da diş hekimine gitmemiz gerekiyor. Hiç şunu yaşadınız mı? Dişinizde işte karıştırırken, kurcalarken bunu yapmayın lütfen. Profesyonel ip kullanın lütfen. Veya temizliğe gidin diyeceğim ama biliyorum bunlar daha zor. Bir şey yakaladığınız dişinizde çıkarttınız. Allah'ım bir koku. Bu dişimin arasında nasıl kalmış dediğiniz oldu mu? Ağız kokusu dişten de kaynaklanıyor olabilir mi diye soruyorum. Kesinlikle ağız kokusu dişten kaynaklanıyor. Birinci sebebi ağız kokusunun dişten kaynaklanması. Hmm. Daha sonra dişin yüzeyindeki bakterilerden kaynaklanmasıdır. Kötü ağız hijyeninin de tabii buna etkisi vardır. Ama birinci sebebi ağız kokularının genelde diş kaynaklıdır. Yani ağzınızda bir koku varsa mideden yani aşağıdan değil önce bir dişe de baktırmakta fayda var. Kesinlikle. Peki dişlerimizde bir sızı varsa zaman zaman sızlıyor diye şikayet edenleri hatırlıyorum. Hı hı. Bu ne demek? Yani sızı varsa bir yerde problem var demektir. Ya çürük olan bir yer vardır. Mesela sadece belli bir noktada sızlama oluyorsa o noktada bir çürük var demektir. Ama genel olarak bütün dişlerimizde sızlamalar varsa diş eti çekilmesinin habercisi olabilir. Diş eti çekilmesinden dolayı dişin mine yüzeyi açıkta kalmıyordur da kök yüzeyi açıkta kalıyordur. Dolayısıyla kök yüzeyinde soğuk sıcak hassasiyeti rahatlıkla hissedilebilir. Bu gibi sorunlar var demektir. Yani soğuk hassasiyeti oluyorsa diş eti çekilmesinin haberi. Peki siz bunu bakınca hemen anlıyorsunuz ama biz fark etmiyoruz. Bazen evet. Yıllar geçiyor. Eğer eşimiz fark ediyorsa dişimizin gıcır sanki eziyor dişiyle böyle çiğniyor her şeyi. Evet. Var mı sizde öyle bir problem? O kadar... Ama mikrofonu alın. Buyurun. Ben bir şey soracağım. Tabii. Mesela bazen farkında olmayarak dişleri sıkmak. Evet. Uykuda değil de gündüz bilhassa. Yapıyor musunuz? Uykuda da sıkılıyordur ve siz fark etmiyorsunuzdur. Bazen son günlerde 15 gündür 20 gündür böyle bir şey var bende. Hatta doktora da gitmeyi düşünüyordum. Acaba nedir bunun sonucu? Evet. Bir de yemek yerken veya konuşurken ağırtları ısırmak nedir? Evet. Şimdi bu söylediğiniz sorunlar aslında bizim Gülsen Hanım'da da var olan sorunlardı. Biz bunu ilk...
Öyle mi? Tamam. İlk muayeneye baktığımız zaman biz zaten dişlerin boylarındaki aşınmalardan dolayı, dişlerin kısalmış olmasından dolayı bunu anlayabiliyoruz. Gülsen Hanım da geçmişteki yaşadığı bir takım sıkıntılardan dolayı çok dişlerini sıktığı aşikar ortadaydı. Dişlerin birçoğunu kaybetmişti. Diş gıcırdatma aslında bizim çağımızın hastalığı. Yani şu an ben kliniğime gelen 10 hastanın 7'sinde 8'inde bunu tespit edebiliyorum. Hatta ufak çocuklarda bile bunu, ilkokul çağındaki çocuklarda bile tespit edebiliyoruz. Çok basit bir yöntem var. Hani siz hiç kimse söylemiyorsa bile, eşiniz, çocuğunuz, yanınızda yatan birisi bunu söylemiyorsa bile çok rahatlıkla dişlerinizi sıktığınız zaman şuradaki kas dokusunun çok aşırı kasılmış olduğunu hissedebilirsiniz diş gıcırdatan bireylerde. Şurası oynuyor. Evet, evet. Tabii eklem bu ileriki aşamasında ağzımızı açıp kapatırken şu bölgelerde ağrı hissedebiliriz. Sabahleyin kalktığımızda çenemizde yoğun bir yorgunluk hissi ve ağrı varsa muhtemelen gece gün boyunca biz dişlerimizi sıkmışız demektir. Bunun çok basit tedavileri var. İşte nedir? Biz bu tip hastalarda 2-3 seanslık bir enjeksiyon yöntemi uyguluyoruz. Yani bu çiğneme kaslarının yoğun olduğu bölgelere bir enjeksiyon yapıp o kasların az çalışmasını sağlıyoruz. 3-4 yani ay sonra botoks mu yapıyorsunuz? Evet, botoks yapıyoruz. Botoksla çok önemli derecede biz bunu yok edebiliyoruz. Peki o zaman sıkmıyor muyuz biz? Sıkınca o kaslar mı artık? O kaslar şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bir dumbbell'la sürekli kolunuzu çalıştığınızı düşünün. Buradaki kaslar artar. Aynı şekilde gün boyunca biz sürekli dişlerimizi sıktığımız için buradaki çiğneme kaslarımız da çok aşırı kuvvetlenmiş oluyor. Biz botoks enjeksiyonu yaparak aslında botoksun gerçek uygulama alanına yöneliyoruz. Burası, yani estetik dışındaki bir uygulama alanına yöneliyoruz. O bölgelere botoks enjeksiyonu yaparak o kasların aşırı şekilde kasılmasının önüne geçmiş oluruz. Normal çiğnemenizi, fonksiyonunuzu devam ediyorsunuz ama geceleyin uyku halinde istemsiz şekilde dişlerinizi sıkmıyorsunuz. Bu 2-3 seansta süren bir tedavi. İlk yapılıyor, ondan sonra bir 3 ay sonra bir daha yapılıyor. Genellikle 3-5 ay sonra bir daha bu sıkma alışkanlığı ortadan kaybolmuş oluyor. Ama temelinde yatan psikolojik bir nedense bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani bir sorun sadece varsa önce onu halletme. Madem akrabasın kuzum, bak sahip evet çık. Büyüşene tamam mı? Tedavi edilmezse... Ha, akraba gibiyiz de. Tedavi öyle gibiyiz de değil. Tamam. Tedavi edilmezse sonuç çok kötü. Nasıl sonuç çok kötü? Ya tüm dişlerin kaybına kadar gidebiliyor. Çünkü o dişler o sürekli akraba o basınca dayanamadığı için dişlerin kaybına gidiyor. Dişler sallanarak düşüyor. Biz o durumda implant yapmak zorunda kalıyoruz. Veyahut da eklem rahatsızlıkları oluyor. Ağzını açarken, esnerken bile inanılmaz ağrılar hissediyor kişiler. Demek ki sabah kalktınız, farkında bile değilsiniz. Şuralarda bir ağrı hissediyorsanız, siz dişinizi fısıktığımızı biz fark etmiyoruz ki. Evet. Ağrıyla ancak bunu demek ki fark edebiliyoruz, doktor beyin söylediği gibi. Peki hocam, bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi bu yine 3 lira 5 lira ne kadar bilmiyorum ama çok daha ucuz rakamlara diş beyazlatma setleri satılıyor. Her yerde fıldır fıldır görüyorum yani. Bunlara güvenip gerçekten alıp dişimize zarar kesinlikle veriyor olabilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuda ben hani soran hastalarımıza ben şunu örnek olarak gösteriyorum. Bizim klinikte kullandığımız beyazlatıcılar dişin yüzeyine kullanılması için üretilmiş beyazlatıcılardır. Mesela o beyazlatma ilacından elimize biz bir damla sürdüğümüz an elimizde de böyle hani yanık beyazı gibi bir beyazlaşma oluşur. Şimdi o siz beyazlatıcıları koyduğunuz an diş etinize bulaşıyorsa diş etinizde yanık reaksiyonlarına sebep olabilir. Artık çağımızda ağız kanserlerinin görülme sıklığı çok fazlalaştı. Çok fazla bilip bilmediğimiz kimyasal bir maddeyi bu dişe iyi geliyormuş, şöyleymiş, böyleymiş diyerek ağzımıza koyamayız. Gerçekten çok ciddi manada ağız kanserlerinin arttığı bir çağda yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla profesyonel bir ekip tarafından klinik ortamında uygulanması çok çok daha sağlıklı. Kesinlikle de öyle olması gerekir zaten. Ama hani bunun etkisi zayıf, işte diş etine zarar vermiyor, şöyle yapmıyor. Zaten öyleyse dişi de beyazlatmaz. Öyle de bir mantık çünkü var yani. Çünkü normalde gittiğiniz zaman ben de zaman zaman diş beyazlatmaya gidiyorum ama profesyonel ileride tamam biliyorum. Evet, ben nerede şimdi o parayı, bari burada gördüm uygunmuş da bunu alayım yaptırayım diyenler bu sefer de iyi yapayım derken daha kötü yapıyor olabilirsiniz. Aman dikkat, çok sık görüyorum çünkü bu aralar ve üzülüyorum ciddi sıkıntı olur sonra diye. Peki bir implantın süresi var mı? Mesela şimdi Gülsen Hanım da, o da hep gülüyor yavrum. Allah güldürsün hep. Soğan da yiyecek. Soğan da yiyebilecek. O zaten ondan, mi? Ondan etkilendik biz yani. Hani çok basit bir şey aslında. Hani soğan yemek ama hani o gün televizyonda dedi ya ben soğanı yemeyi özledim. Mandalina ya yiyemiyorum diye. Hasret kalmış. Peki sorumuz da varmış sanıyorum bu konuyla ilgili. Evet. Deniz Hanım merhaba. Deniz Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Öncelikle sizler de hoş geldiniz.
Son sormak istiyorum. Buyurun. Ben implant diş yaptırmak istiyorum da yalnız bu ileride bir problem teşkil eder mi? Yani herhangi bir koku vesaire ya da kalıcılığı nasıldır acaba? Hı. Bunu öğrenmek istiyorum. Tekrar yaptırmam da. Gerekir mi? İmplant. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Sağ olunuz. Şimdi biz zaten implantı yaparken hastalarımızla akraba gibi oluyoruz. Yani implant bütün dediğimiz şey nedir? Titanyum vidalardır. Titanyum diş eksikliğinde yerleştirilir. Evet, çene kemiğinin içerisine yerleştirilir. Çünkü içeride tutunacak başka yer mi yok? Yok, yok. Hmm. Çene kemiğinin içerisine yapmak zorundayız. Bu tabii suni bir diş olduğu için bakımı çok daha özel bakım gerektiriyor. Yani mesela normal diş fırçasıyla değil de özel arayüz fırçaları vardır. Biz zaten implantı yaptıktan sonra bir implantı yapmamız 10 dakika sürüyor ama o implanta hastanın nasıl bakacağını anlatmamız 1 saat sürüyor. Onun özel demolarını yapıyoruz. İşte dişler bu şekilde temizlenmek zorunda. Özel ağız duşları satılıyor, işte tazikli suyla temizlenen. Özel diş ipleri satılıyor implant için. Bunları kullanarak bakması gerekiyor. Yani kendi doğal dişimize bir kere fırçalıyorsak implant yaptığımız dişi 8-10 sefer fırçalamamız gerekiyor gibi önemli bir detay var. Tabi bunlara dikkat edilirse, doğru bir şekilde yapılmışsa ömür boyu diyebileceğimiz bir süreye yakın kullanabilmekte. Şöyle söyleyeyim, benim 10 sene önce ilk implantı yaptığım zaman 12 sene önceki ilk implantı yaptığım hastayı hala kontrol ediyorum. Hala bir sıkıntı yaşamadım. 12 senedir aynı implantla evet. Hayatına devam ediyor. 12 seneyi ben denedim. 12 seneyi denediniz. İnşallah daha da fazla olur. İnşallah. Peki şimdi hiç diş yoktu. Şimdi sizin iki fotoğrafınızı görüyor muyum yan yana? O diş üzerine gelince etler ne oldu? Yani ona alışma, mesela bastıkça o etlerin içine girmiyor mu diş? Yok, hayır. Bu sabit bir protez. Yani şöyle düşünün, bir köprüyü düşünün. 4 tane ayağı var. 4 tane implant yaptık. 4 tane implantın üzerine titanyum bir bar yapıldı, metal. O ona vidalandı. Onun üzerine de 14 tane veya 12 tane diş takıldı. Tam etin üstünde duruyor etin yani. Etin üzerinde hiçbir şekilde temas etmiyor. Diş etiyle yaptığımız diş arasında çok hafif bir aralık var. O aralığı diş ipiyle temizlemesi gerekiyor. Diş etine yani oynayan, hareket eden bir şey yok aslında. Vallahi yaşayan biliyor. Diş hekimi Hasan Serhat Aydilek, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili doktor. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Allah'ım senin hep yüzünü güldürsün ben inşallah. Ben bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeyim. Allah beni çok seviyor ki önce size beni yönlendirdi, sonra doktora. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz de seni çok seviyoruz. Bütün izleyicilerimize elimiz, yüreğimiz, kalbimiz değsin istiyoruz. İnşallah bir gün siz de burada olursunuz eğer ihtiyacınız varsa. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok da güzel bakmışsınız. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle uğurluyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi asıl kimi uğurlayacağım? Hatice Hanım'ı. Cuma günü Profesör Doktor Mustafa Karatoş hocam varken sağ olsun Hatice Hanım burada. Ay, ne sormuştu Hatice Hanım? Tevekkül etmeyi sormuştu. Bak, tevekkül etti. Şimdi Aybars hocam yanında ve şu anda ne durumdasınız? Oo, hemen kateterler takılmış, ameliyata gidiyorsunuz. Aybars hocam günaydın. Günaydın. Hatice Hanım'ı ameliyata almaya hazırız. Ay, biz buradan heyecanlandık. Peki baktınız mı şimdi ne yapacaksınız? Nesi varmış Hatice Hanım'ın? Bir kere çok teşekkür ediyorum. Ben cuma gönderdim, pazartesi ameliyat alıyorsunuz. Hatice Hanım'ın şiddetli baş ağrısı ve özellikle sağ omuz ve sağ kolda ağrısı var. Ve sırtında da çok şiddetli ağrısı oluyor. Ve biz onda boyun fıtığı tespit ettik. Ve bugün bir boyun fıtığı ameliyatı yapacağız. Ne kadar sürecek hocam? Aşağı yukarı tahmininiz ameliyat? Yaklaşık yarım saat sürecek. Ne kadar? 2 saat sonra da ayağa kaldıracağız. Peki programa ve ne zaman alalım sizi? Yarın sabahta bir aksilik olmazsa sizin yanınızdayız. Harikasınız. Ay, inanamıyorum. Yani başka şey istesen olurmuş derler ya. Hatice Hanım, sen Allah ne kadar sevgili kuluymuşsun. Evet. Maşallah. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Zahide Hanım. Allah razı olsun. Senden yapandan, de yaptırandan, vesile olandan. Sen Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Dur daha, evet, dur, ameliyata gidiyorsun. Çok sağ olun. Allah bin kere razı olsun. Heyecan var mı? Ağrılarım çok ama çok mutluyum. Hayır, heyecan yok. Yok. Ağrılarım çok ama çok mutluyum. Çok mutluyum. Hocama güveniyorum. Önce Allah'a, sonra hocama güveniyorum. Sağ olun. İnşallah bir tanem. Bir an çok önce sağ olun. Sağ selamet. Allah'ın izniyle gir. Sağ selamet çık. Hocam gerçekten çok çok ehemmiyet gösterir. İnşallah güzel güzel seni ameliyat sonrasında. Sağ olun. Doğum sizlerle. Allah razı olsun. İyi haberlerini vereceğim. Peki, sağ olun. Aybars hocam, var mı i̇nşallah, söyleyecek bir inşallah. Şeyiniz?
Vallahi yarın görüşeceğiz ben inşallah. Ben size çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten ihtiyacı olan hastalara büyük destek oluyorsunuz. Tabii ki. Ve bizim gibi eğil ellerde bu işin yapılmasını sağlıyorsunuz. Sağ olun hocam. Aybars hocam, sabah görüşmek üzere. Şimdiden ne diyeyim, kolay gelsin. Size, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hatice'cim görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kuzum, kuzum benim. Allah'a emanet ol. Anam, anam, anam. Ay, ameliyat beklemek ne kadar zor. Dışarıda beklemek çok zor. İçeride olmak ama Aybars hocam maşallah. Şimdi işi ehil ellere bırakıyoruz dedi ya, aynen öyle. Bir sürü tarifle geldi yine. Bir de artık geleneğimiz oldu biliyorsunuz. Hemen soru cevap soru cevap yapacağız. Sizlerden gelen soruları derledik topladık, kendisine soracağız. Hepsi birbirinden güzel sorular. Doktor Gürkan Kubilay geliyor efendim ama alkışlamayın lütfen. Çünkü nedense artık alkışlayasımız yok bu zamanlarda. Bakın bize neler anlatacak Doktor Gürkan Kubilay, buyurun. Odan çekirdeği yağı ile birlikte mutlaka enginleri kullanacaksınız. Doktor Gürkan Kubilay şimdi stüdyomuzda. Evet, siyahlar siyahlar artık, evet. Böyle içimiz dışımız siyah oldu. Başımız sağ olsun tekrar şehitlerimize. Kesinlikle. Allah'tan rahmet diliyoruz. Doğu'da görev yapmış ve şerefle görev yapmış biri olarak orada görev yapan şu anda askerimize, polisimize, Türkiye'nin her yerinde bizim için karda, kışta, yağmurda, çamurda kendi hayatını hiçe sayarak görev yapan polisimize, askerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Allah onları korusun. Allah onların yollarını açık etsin. Çok ihtiyaçları var. Amin. Gördüğünüz her yerde gerçekten polisimize, askerimize bu mükemmel görevi layıkıyla yerine getiren o güzel vatan evlatlarına sevginizi iletin. Bu ülke çok güçlü. Çok güçlü temeller kurmuşuz sevgili aile. Cumhuriyetle birlikte o temellerimiz daha da güçlenmiş. Dolayısıyla yok öyle. Türkiye Cumhuriyeti'ni herhangi bir şekilde bölmeye çalışmak mümkün değil. Bölünmeyiz. Kimin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan onur duyan, gurur duyan, şeref duyan bir neslin çocuklarıyız. Doğru mudur? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kesinlikle öyle. Sağ olun hocam. Evet. Doğru, siz erkek olarak hem askerliği yapıyorsunuz tabii. Hem de doktor olarak da Doğu'da tabii, görev yapıyorlar. Tabii. Buralarda yetişiyorlar. Şerefli tabii. 3,5 sene Ağrı ve Siirt'te mecbur hizmet yaptım. Çok zor şartlarda hakikaten o insanlar görev yapıyorlar. Gerçekten o polisin askerin Allah çektiğini. Allah gerçekten yardımcıları olsun. Amin. Aldıkları para helali hoş olsun. Ama en önemlisi bizim şu anda duygularımıza çok çok ihtiyaç var. Ben oraya bakıyorum, tamam canım kameraman arkadaşım benim. Oraya bize gerçekten çok ihtiyaçları var ama dualarımıza ihtiyaçları var. Onu esirgemeyin, eksik etmeyin lütfen. Evet sevgili Zahide. Evet, bu nedir hocam? Gelirken şimdi biz bazı programlara gelirken tatlı patates isteriz. Ama tatlı patatesi bir türlü bulamayız. Bir baktım orada bir kasa tatlı patates var hocam, dolayısıyla evet, sarılarak geldim tatlı patatesi. Çok kıymetli bir besindir. Hakikaten programın akışında öyle bir şey yoktu biliyorsun. Ay yoktu, olsun hocam. Dolayısıyla akış sizsiniz, nasıl şunun olsun? İçin aldım, estağfurullah. Onu bir keseyim mi? Tabii elbette, bir keselim istersen şurada. Operasyon yapalım. Aybars orada kesiyor, biz burada keselim. Tabii Aybars, sevgili Aybars'cığımın kesmesiyle bizimki yarım saat sonra operasyondan çıkacaklar. Yarın da buradalar. Eline sağlık sevgili arkadaşım. Hocam ben size bırakayım çok ya. İyi iş yapacağından eminim. Aynen öyle. Gerçekten şöyle biraz haşin davranacağız. Evet, tatlı patatesin, o dursun o. En önemli özelliği budur içi. Tatlı patates gerçekten mükemmel bir karbonhidrat dengelicisidir. Hmm. Mesela sabah kalktığınızda çok deli gibi aç kalkıyorsanız, akşam saat 22 civarında tatlı patatesi haşlayarak içini, çok da güzel bir tadı vardır. Tatlı gibi gelir ama içindeki karbonhidrat o kadar da yüksek değildir. Lifi çoktur. Mesela sabah kalktınız ve karnınız şiş. Sabah kalktınız ve çok aç hissediyorsunuz kendinizi. Gün boyunca da aç hissediyorsunuz. Gece 9-9,5 civarında bu tabii çok büyük de bir iki dilim gibi düşünün. İki dilimini haşlayıp yediğiniz takdirde sabah hem birazcık yürümenin arkasından kolay tuvalete gitme ihtiyacını yaşarsınız. Hem de asıl önemli olan kan şekeriniz regüle olduğu için gün boyu tokluk ihtiyacınızı daha da hissedersiniz. Güzel. Yani hem bizi dengeliyor gerçekten, çok, açlığımızı dengeliyor. Çok az kullanılan bir besin ama çok saygıdeğer bir besin. Gerçekten bizim ülkemizde çok az kullanılan, onun için de bulması zordu. Bulmuşken güzel. Yayında hemen bunu anlatayım dedim. Daha çok şey anlatacağız ama onunla başladık. Neler anlatacağız? Başlayalım. Şimdi bir, kış. Mesela biraz sonra şeyden bahsedeceğim. Sizin arkadaşlar da sordular. Pirinç çok tehlikeli bir besin. Hmm. Olabilir. Neden?
pirinç kanser yapabilir mesela. Aa. Evet. Pirinç kanser. Tabii tabii bildiğim pirinç kanser yapabilir ve pirincin içindeki bir madde dünyada başka hiçbir şeyin içinde olmaz. Bu kadar çok olmaz ve o içindeki madde nedeniyle pirinç kanser yapabilir. Hepinizin bildiği mesela Japonlarda mide kanseri çoktur. Hmm. Ya Japon'da ben mesela Japonya'ya gittiğim zaman onlardan otururum böyle bu şekilde. O gastroenteroloji yani mide bağırsak ilmini onlardan öğrenirim. Çünkü mide ve bağırsak kanseri çoktur. Bunun altında pirincin olduğu söylenir ama ben başka kanserlere de yol açtığını biliyorum pirincin. Mesela deri. Allah Allah. Mesela akciğer. Mesela meme. Bu tür kanserlere. Peki neden? Ve ne kadar yemeliyiz? Gerçekten bu kadar korkulacak bir şey mi? Onu anlatacağız. Yememeli miyiz oldum acaba? Ha bak. Bulgur mu yiyelim oldum ha, hemen? Güzel ben zaten bulgurcuyum. Yememeliyiz ha. Deyince bugün bir şey daha yapacağız. Hepiniz, biz Zahide seninle kaç senedir, doktorum kaç yılıydı? 2007 mi 6 mı? 8 senedir İstanbul'dayım. İşte 8 senedir tanışıyoruz. 8 senedir falan tanışıyoruz. Doktorun programı yapardık. Orada ilk bu işleri başlatan insanlardan sen de bilirsin biriyim ama hep şey anlatırız. Şunu şu hastalıkta bunu yiyin, şunu yiyin falan. Şimdi bugün bambaşka bir şey anlatacağım. Aslında problem ne biliyor musunuz? Peki neyi yememeliyiz? Bugün kolesterol hastaları ekran başında olsun. Ne yememeleri gerektiğini anlatacağım. Tansiyon hastaları ekran başında olsun. Ne yememeleri gerektiğini anlatacağım ve en önemlisi her tarafım ağrıyor. Kollarım ağrıyor, dirseğim ağrıyor ve belim ağrıyor, kalçam ağrıyor, dizim ağrıyor diyenler. Biz. Bütün eklem ağrılarında yememeniz gereken besinler var. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Hekim olarak bir ilaç veriyoruz. Ama o ilacın arkasından hastanın beslenmesine hiç bakmadığımız için o hastalığı daha çok arttıracak besinleri hasta yedikçe sen ne önerirsen öner. Aynen öyle. Sen ne önerirsen öner, hastanın ağrıları şunları bunları devam ediyor. Bir şeye daha bakacağız. Şimdi size bir hareket yapalım. Sırıtalım mı ikimiz beraber? Gülümseyelim mi yani? Gülümsemeyelim, sırıtalım. Nasıl yapacağız? Sen de sırıt. Ha. Bize tek plan alabilir mi sevgili yönetmenim? Niye yapıyoruz bunu? Nereye bakacağız? Ha oraya. Niye yapıyoruz bunu? Şu anda biz Zahide ile birlikte yapıyoruz? Ne ha şuraya? Baş ağrısı tedavisi yapıyoruz. Aa. Baş ağrısı tedavisi mi? Daha devam edecek. Daha devam edecek. Göstereceğiz. Aa. Baş ağrısını azaltacak hareketleri anlatacağım size. Bir tanesini gösterdik ama daha çok tanesi var. Dolayısıyla bugün böyle yine zevkli, keyifli, elimizden geldiği kadar temposu diğer programlara göre tabii ki düşük. Olabildiği kadar, modumuzun olabildiği kadar ama bir taraftan da hayat devam etmek zorunda. Bu bizim açımızdan önemli. Yapacağız. Ama programa neyle başlayacağız? Neyle başlayalım? Ben dikkat ederim. Yıllardır seni tanırım. Cildin maşallah. Bunu da yapmayın diyorum ama aslında ben de yapıyorum. Maşallah. Neyse alışmışız yapıyoruz. Ama kış başlarken kuruyor. Cildin tabii bir bakıma ihtiyacı var. Bu bakımı ne için yapıyorsunuz? Bir cildi fresh, taze tutmak için. Bir de kırışıklıkları azaltmak için. Bismillah diyelim onunla başlayalım bakalım. Hadi başlayalım. Peki. Cildi dinç tutmak için. Sevgili Zahide sen de böyle gel istersen. Peki, şunun arkasından geçelim. Yapalım. Şimdi bu ağrıyı azaltmak için yapılan hareketleri merak ettim ben. Tabii. Ya. Ağrıyı azaltmak için, baş ağrısını azaltmak için hareketler yapacağız. Bir de şeyleri de göstereceğiz. Bazı formülleri. Şimdi tamam. Bir tane şey alalım. Yine bir tane şöyle bir şey alalım. Peki. Ne yapıyoruz? Cildi kışa hazırlıyoruz ve kırışıklıktan kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de birinci malzememiz sevgili Zahide. Ne bu? Neymiş? Sen oku da söyleme. Ha, tamam. Heh, gördün. Şunu kaldıralım hani buradan. Hani az önce bunu sıkıntılı demiştik. Şimdi işte başka bir yere geleceğiz. Ha. Her bir besinin... Onu öyle her bir besin. Bunu tuza da benzetebiliriz. Tabii. Nedir bu tahmin eden var mı? Karbonata bile benziyor ama hiçbiri değil. Evet maske. Bir maske yapacağız arkadaşlarım da sonra yazacaklar maskenin şeyini etkisini. Ne dedi kim dedi? Pirinç unu. Okudunuz mu? Ya bravo. Vallahi helal, bravo. Seyirci canı var. Seyirci canı var. Ha bir az önce dedik bir tane alınlar. Aynen. Şimdi pirinç unu alacağız bu maske için. Sevgili Zahide. Instagram'a da bir taraftan. Instagram'a da hemen onu yapıyoruz. Videomuzu çekiyoruz. Hadi kolay Instagram gelsin için. Bakalım. Pirinç unuyla karıştırılmış. Bekliyoruz sorularınızı. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de bize yazın lütfen. Bir kırışıklık maskesi hazırlıyoruz burada. Şimdi 2 yemek kaşığı pirinç unu koyduk. Temel malzememiz bu. Ama şimdi bunu cilde sürülebilir hale getirmemiz lazım. Ne yapacağız? Bunun içine bir şeyler ekleyeceğiz. Hmm. Şimdi ekleyeceklerimizden bir tanesi anlattıkça geleceğiz. Bir tanesi geliyor. Bunu niye yapıyoruz? Cildi kışı hazırlamak için. Bir. İkincisi kırışıklıklarla mücadele etmek için. Çok basit, çok kolay. Vücuda herhangi bir yan etkisi olmayan bu çok önemli. Bir dahilici olarak benim en korktuğum şey odur. Primum non nocere. Önce zarar verme. Dolayısıyla zarar vermeyecek bir şey. İçerisine onu tekrar koyabilir miyiz sevgili Zahide? Şöyle koysam olur hocam. Olur tamam olur. Burada görsek aynı zamanda şöyle. Onun içerisine bir miktar süt ekliyoruz. Şöyle kaşıkla da koyabiliriz. Hmm. Bir miktar süt. Bildiğiniz sütü ekliyoruz. Bir miktar.
karıştırmaya başladık. Şimdi bunu bir lapa haline getireceğiz. Vücudunuzdaki ağrıları yapacağınız egzersiz de geçirebilir misiniz? Aynen. Doktor Gürkan Kubilay biraz onu sonra da anlatacağız. Açıklayacak. Baş ağrıları özellikle. Kolesterol olanlar. Kolesterolde ne yememelisiniz? Şeker hastaları, düzeltiyorum, tansiyon hastaları ne yememeli? Ve eklem ağrısı şikayeti olanlar ne yememeli? Şimdi koyduk sütümüzü. Bir süt daha koyacağız ve bununla ilgili birkaç şey anlatacağız. Bu süt ne sütüdür sizce? Ne sütüdür? Keçi sütü dediler başka. Keçi, mandanın sütü oluyor muydu? Mandanın da sütü olur eşek ve şahanedir. Efendim? Eşek sütü mü? Biraz koyu yalnız bu süt. Şimdi dökelim ve herkese söyleyelim. Soya süt. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bu sütle soya sütü arasında ne fark var? Aslında soya sütü protein ve şey açısından, kalsiyum açısından normal inek sütünden daha düşüktür. Kalsiyumu. Yani mesela çocuğunuza, kalsiyum ihtiyacı olan bir çocuğunuza soya sütü değil de inek sütü vermek lazım. Ama soya sütünün de şu faydası vardır. İnsan bedeni laktoz denen bir maddeyi yok edebilmek için bir takım enzimlere ihtiyaç duyar. İnek sütünde bu madde olduğu için ve bazen vücut için alerjik olduğu için bir alerji durumunda kullanabileceğiniz sütlerden bir tanesidir. Ama soya sütü dediğim gibi normal süt kadar proteine ve normal süt kadar kalsiyuma sahip değildir. Hatta inek sütünün kalsiyumu, o kemiği güçlendirici maddesi soya sütünün 4 katıdır yaklaşık. Hmm. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Biz lapa hazırlıyoruz. Daha bitmedi sevgili Zahide. Daha bir şeyler daha ekleyeceğim. Hazırlamış olduğumuz. Yalnız bunu hazırlarken şunu söyleyelim. Süt çok zararlı bir besindir. Nasıl yani? Hadi canım. Doktor bunu söylüyor. Bir dakika. Nasıl zararlı? Peki ama nerede? Nerede? Şimdi biraz sonra bunu öğreteceğiz hep size. Mesela zeytini istediğiniz kadar yiyorsunuz değil mi? Hı-hı. Yok öyle. Onun bir dozu var. Yumurta istediğiniz kadar. Yok öyle. Bir dozu var. Bu programda onu iyice sokacağız herkesin kafasına. Her besin yenebilir. Her besin zehir olabilir. Şimdi burada onların miktarlarını vesaire hepsini birlikte konuşacağız sizinle. Bu arada kıvamımız oluşmaya başladı. Bir şey daha ekleyeceğiz ona. Arkadaşlarımız burada kendi maddesini vermişler ama bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Bu yeşil çay. Yeşil çayı çay olarak ekleyeceğiz tabii bunun içerisine. Dolayısıyla çayı da, yeşil çayı da dökeceğiz. Ha, demlenmiş yeşil çay. Tabii demlenmiş yeşil çay. Dolayısıyla yeşil çayın kabukları değil, göstermek için söyledim. Demlenmiş yeşil çay ekleyeceğiz. Tamam. Bitmedi. Ben demliği vereyim. Hocam getirin siz onu bana. Şurada bitmedi. Hemen. Evet, buraya mı getiriyorum? Tamam, burada yok, daha yok. Rahat. Doğru. Şurada daha rahat. Şurada beyaz olur, görünmez evet. Ama. Evet. Ve üstüne en son sevgili Zahide sen oku bunu. Üstüne en son ne ekleyeceğiz? Aa, bunu pek severiz. Gül suyu. Veya gül suyu yoksa bulamadınız ya da kokusu olabilir, hoşuna gitmeyen de olabilir. O zaman maden da suyu ekleyeceğiz buna bir miktar da. Açık mı bunun ağzı? Değil galiba hocam. Burada, o zaman, bu arada bunun kıvamı tamam, çok sen, güzel oldu. Tabii çok güzel oldu. Tabii. Çok azıcık da bundan gül suyu veya maden suyu sodası ekleyeceğiz kırışıklıklar için. Reji verdi, harikasınız Reji. Ama temel mantık pirinçti. Pirinç. Şimdi az önce ben dedim ki ya bu pirinç, evet, dikkat edin kanser yapar diye. Ama tabii bir miktar orada yiyorsunuz, burada sürüyorsunuz. Şimdi Güneydoğu Asya'yı, Güney Asya'yı düşünün. Çinlileri, Japonları orada tabii güneşin yoğun etkilerinden kurtulabilmek için en çok kullandıkları madde ve kırışıklıktan kurtulabilmek için pirinç unuymuş. Dolayısıyla bunun üstünden faydalanarak bunu yaptık. Şimdi bunu yaptık. Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız? Kırışıklık olan bölgelerinize nereler? Sevgili yönetmenimden alabilirim. Evet. Kırışıklık olan bölgelerinize, buralarınıza, alın bölgenize, hemen ağız yan taraflarına, boyunun altına bunu bir güzel süreceksiniz. İyice bir yedirerek süreceksiniz. Bitecek mi? Hayır. Bir 15-20 dakika yatın sırt üstü, dinlenin, düşünün, kafanıza bir şeyler gelsin. Kıvamı evet yaklaşık bu kıvamdır. Kıvamı da çok iyi tutturduk. Her zaman yalnız tutturamam. Aha. Bir iki damla her zaman yeşil tutturamam. Çay lazım sadece. O kadar. Istiyor. O kadar yeşil çayı da buna ekledik. Sıvı olarak tabii yeşil çayı. 15-20 dakika duracak. Sonra yıkayacak mısınız? Hayır, yıkamayacaksınız. Ne yapacağız? O bölgeleri elinizi şöyle bir parça suya, ılık suya ıslatarak o bölgelere bu maske daha yüzünüzdeyken masaj yapmaya başlayacaksınız. O bölgelere masaj yapacaksınız. Daha duruyor o orada. Bu masajı da yaklaşık bir 2-3 dakika kadar devam ettirdikten sonra bunu ılık bir suyla yıkayıp vücuttan göndereceğiz. Ilık bir suyla. Ilık bir suyla. Sıcak su kullanmıyoruz. Neden? Hep cildi kurutur. Özellikle onu söylüyoruz. Cildinizin bir kere yapısını mutlaka bir dermatolog arkadaşımdan öğreneceksiniz. Bunu da unutmayın. Peki bunu ne kadar yapacaksınız? Tahmin. Her gün yapalım mı mesela bunu? Haftada bir, iki. Haftada bir, iki yapalım mı?
haftada iki gibi. Komisyon kararıyla tamam tabii, komisyon kararı değil bu, tıp kararıyla. Evet, haftada bunu bir ya da iki kez yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Gerçekten cildinizin fresh, taze, kırışıklıkların daha az olduğunu, özellikle o bölgeleri çok soğuk etkilenecek olan o bölgelerin çok daha az etkilendiğini görürsünüz. Dolayısıyla bu bir kışlık bakım, bu bir kırışıklık bakımı ve son derece işinize yarayacak bir besin diyelim. Peki. Sevgili Zahide. Şimdi şu hareketleri bize bir gösterir misiniz? Benim aklım orada kaldı. Olur, tamam, peki. Yani onu baş ağrısı. Tamam, baş olur. Ağrısı. Mesela peki. Şu anda sizi izleyemiyorum çünkü fena başım ağrıyor. Herkes yapacak o zaman. Bu arada migreni olanlar da yapabilir. O zaman tabii, elbette tabii. Şimdi onu söyleyeyim. Şimdi bir hareket zinciri göstereceğiz. Arkasından da bir formül ekleyeceğiz. Baş ağrısı olan herkes ekran başına. Gerilim baş ağrısı olabilir. Migrene bağrı baş ağrısı olabilir. Ama hep ne diyoruz sevgili Zahide? 8 senedir. Önce teşhis konacak. Bir nörolog ya da bir nöroşirürjist mutlaka sizin baş ağrınızın nedenini mutlaka ortaya koyacak. Yüksek tansiyondan kaynaklı bir baş ağrısıyla bunu hayat boyu götürebilmeniz mümkün değil. Ama teşhisiniz kondu, gerilime bağlı baş ağrısı ya da migrene bağlı bir baş ağrınız var. Şimdi iki tane sandalye bulabilir mi arkadaşlar bize? Bunu beraber ben. Seninle birlikte oturalım oraya. Tamam. İki tane sandalye arkadaşlar. Biraz bize. Sonra Doktor Gürkan Kubilay'a baş ağrısını. Hızlı soru cevap yapacağım. Bakın sorular çok hadi, güzel iyi, sorular yapalım. Sizden hadi geldi. Hadi ver bakalım, sandalye süpersin. Fazla kilonun tek sebebi grileri. Çok yemektir. Doğru mu yanlış mı? Yemeğe suyla başlarsak midemiz dolar ve daha az yemek yeriz. Doğru mu yanlış mı? Çok güzel. Kahvaltı yaparken her şey yemek serbesttir. Güne güçlü başlamak gerekir. Doğru mu yanlış mı? Aha. Spor açken yapılırsa daha etkili olur. Üstelik sporcu. Aha. Doğru mu yanlış mı? Öyle miymiş? Sandalyeler geldi. Hadi biraz oturalım. Sonra devam edeceğiz. Hep birlikte oturuyoruz şimdi böyle. Evet efendim, programın bundan sonraki bölümünü artık böyle geçireceğiz. Ben bir şey konuşmayacağım artık, yeter yani, kaç senedir konuşuyorum. Biraz sizi dinleyeceğim, bakalım siz anlatın. Bana mesela kolesterol tedavisini size soracağım, siz anlatacaksınız. Bu program değişik olacak, olur mu? Yapar mıyız? O yavrumda da her şey var. Peki, benim burada şimdi, hepsinden var yavrum. Rahat bir yerde yapacaksınız bu hareketleri. Baş ağrısı için çok etkili egzersiz. Şimdi egzersiz deyince bizim ülkede en çok neden korkarlar? Yorulun. Yandık, hoca yapamayız. Yatırdı, kaldırdı, hoplattı, zıplattı. Yok, bu çok kolay. Birinci hareketimiz. Baş ağrısı için egzersizler birinci hareket. Alından başlıyoruz. Alnınızı sıkın. Sıkın sıkın alnınızı hissedin. Buradaki gerginliği sıkın 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 sıkın. Alnınızı ama başka bir yer değil, alnınızı. Bak şuradaki hissedin. Çizgiler eğer oluşuyorsa evet. Aynen öyle. Fazlaca kızgın sıkın. Olduğunuzdan. Hocam, sinirlendiniz aynen öyle. Sinirlendiniz çok. Ben de hakikaten ha. Ben de hakikaten. Benim takım 6 tane gol atmışlar gibi duruyorum. Oo. Şöyle. Hiç öyle bir şey olmadı Allah'a şükür. Ama şöyle, bu arada takımım ortaya çıkmasın. Şöyle duruyoruz. Sert. Ha. Gevşetin. Gevşetin. 5 saniye, 8 saniye arasında. Ay, İçinizden 5'e kadar ya da 8'e kadar sayın. Tekrar kastık. Kasın. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Sinirli gözükün. 4, 5, 6, 7, 8. Gevşetin. Bunu 3 defa tekrarlayacaksınız. Bu gösterdiğimiz her hareketi 3'er defa tekrarlayacaksınız. Birinci hareket buydu. Niye yapıyoruz bunu? Baş ağrısı çekenler için. Evet. Hemen peki bir ne? Soru Beyza Duman'dan. Annemin eklem romatizması var. Uyuyamıyor ağrıdan, ne yapabilir? Şimdi arıza, o zaman biraz bizi dinlesin. Şimdi biraz sonra anlatacaklarımızı dinlesin. Özellikle o yememesi gereken besinler kısmında. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. Biraz trans haline geçeceğiz. Göz kapaklarınızı ama sıkarak. Ben şimdi sizi seyredeceğim önce. Yapacağım sonra sizi seyredeceğim. Göz kapaklarınızı sıkın kapatarak. Sıkın sıkın, iyice hissedin onu. Bakayım. Bakayım. Sıksana yavrum sen de. Sık sık. Evet. Evet, güzel. Bırakın. Bırakın şimdi. Evet, gevşeyin. Evet. Tekrar sıkın. 5 saniye kadar. Sıkın 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 sıkın. Ve gevşetin. Bıraktık. Güzel. İkinci hareketimiz de bitti. Aşağı doğru iniyoruz sevgili Zahide. Evet. Bak buradan başladık, gözlere geldik. Şimdi harekete geldik. Sırıtın. Gülmeyin. Sırıtın. Bildiğiniz pişmiş kelle gibi sırıtın. Gülsün evet. Abla sen istediğin gibi sırıt artık. Evet. İşin de hadi. Var. Sırıtıyoruz. Sırıtın. Seyirci. Ama açacağız ağzımızı. Yok öyle yani. Yapmayacaksınız. Bak, burada olmayalım. Ama hanımefendiler, beyefendiler. Gülmek arasında fark var. Hanımefendiler, her beyefendiler. Değil. Buraya bir emekle. Sizler için bir şeyle geliyoruz. Lütfen bize katılın. Lütfen. Yaparlar evet. Benim kuzularım. Evet, sırıtın. Sırıtmıyoruz. Hanımefendi sırıttı. Güzel sırıtılıyor. Siz de lütfen. Açsana sırıtırken dişlerini. Dişlerinizi açın ağzınızı. Evet, görelim. Aç, bir şey olmaz. Bakıyorum piş, arka paçaz, tarafa. Aç. Ağız açılıyor. Sırıtırken ağız açılır. Açın. Dişlerde sıkıntı olmayacak. Güzel. Öyle görüşeceğiz tabii. Şimdi tekrar bir bırakın. Sırıttık, bıraktık. Sırıttık, bıraktık. Şimdi 4 numaralı harekete geçiyoruz. Dişlerimizi birbirimize iyice yapıştırıyoruz. Ve sıkıyoruz. Çenemizi sıkıyoruz. Sıkın 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 sıkın. Sıkın. Klasik 5'e ve 8'e kadar sayıyoruz.
bırakıyoruz. Bıraktık. Tekrar sıkıyoruz. Dişlerimizi sıkıyoruz. Ağzı açık değil bu sefer. Evet, bırakıyoruz. Şimdi bir başka harekete geçiyoruz. Dudaklar burada önemli. Ha, bir şey söyleyeyim size dudaklara geçmeden önce. Gülmek mi zordur, ağlamak mı? Kaç kas çalışıyor tahmin edin? Gülünce, ağlayınca. Bilir, bilir. Ağlamak mı zor, gülmek ağlamak, mi zor? Ağlamak daha zordur. Ağlamak için 40 tane, küçük küçük tabii, yüz kasınıza ihtiyacınız var. Gülmek için 20 tane. Gülün be kardeşim. Yani başka çaresi yok. Biraz kendi kişisel motivasyonumuzu yükseltmek için de bu şart. O yüzden haydi dudaklar. Sıkıyoruz. Şimdi dudakları sıkıyoruz. Gevşetiyoruz. Sıkıyoruz. Gevşetiyoruz. Şimdi bir sonraki harekete geçiyoruz. Dilimizi, o kadar çok ağzımı tabii açmayacağım, hani ekran görüntüsü olarak da hoş değil. Dilinizi üst damağınıza ittiriyorsunuz, dilinize. Zorlayın. Dilinizle üst damağınızı ittirin. Evet. Diliniz üst damağınızı ittirsin bu şekilde. İttirin. Sayın içinizden. Dilini çıkartma kuzum, içeriden. Dilinizi çıkarmayın içeriden. Dilinizi çıkartarak damağınızı nasıl iteceksiniz, o da merak konusu yani. Dışarıda damak yok ya, bildiğim kadarıyla. Şurada. Evet. Dille damağı ittiriyoruz. Yukarı doğru. Allah bırakıyoruz. Allah. Bir daha. İttirin maksimum. Dil kaslarına çalıştırıyoruz. Aynen. Hop bırakıyoruz. Dili de bitirdik. Şimdi vücutla ilgili, yüzle ilgili organları bitirdik. Başka bir yere geleceğiz şimdi. Şimdi burada arkanızda sağlam bir sert zemin olması lazım. Burada. Hani şeyin biraz daha yüksek olduğunu düşünün. Başınızı arkaya dayayacağınız, kendi elinize yapın hiçbir şey yoksa. Evet. Elinizi koyun arkaya. Evet. Şimdi elinize doğru başınızı sertçe ittirin. Kasılsın. Şu boyun kaslarının, iki elle değil tek elle. Boyun kaslarınızın iyice kasıldığını hissedin. Kasılıyor mu? Bırakın. Bırakın. Burada amaç ne? Bir kası kasmak, gevşetmek. Unutmayın. Dilde de aynı şeyi yapıyoruz. Ağızda da aynı şeyi yapıyoruz hepsinde. Bir daha geriye doğru ittirin. Tabii bunu yaparken bir taraftan sorayım bari. Tabii, biz bir taraftan ağrı varken bir kası... Burada hiç, değil zaten. Umulmadık bir şekil. Ha, bunu şimdi ağrı varken burada mi yapacağız? Bak, ağrı hissettiniz diyelim. Ağrı geleceğini hissettiniz. Birçok insan bunu hisseder. Ağrı geleceğini hissettiniz. Olsa bunu yapacaksınız. Başınızı, baş ağrısı için hareket. Geri doğru ittirdiniz. İttirdik. Evet. Bıraktınız. Tekrar ittirdiniz. Beşe kadar saydınız içinden. Bir, sekize iki, kadar dayanabildiğinize üç, kadar. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bıraktık. Ve son harekete geldik. Son hareket için ayağa kalkacağız sevgili Zahide. Hadi buyurun. Hep beraber kalktık ayağa. Buyurun. Buyurun efendim. Hep beraber kalktık. Çok basit. Bunu bir tanesini göndereyim. Ben son bir hızlı hepsini bir tekrarlıyorum. Tamam. Bir tanesi dursun. Alın bakalım çocuklar. Kolesterol olanlar, şekeri olanlar, ne yediğinizi değil aslında Doktor Gürkan Kubilay ne yememeniz gerektiğini anlatacak. Aynen bu öyle. Belki yemenizden daha önemli yememeniz. Aynen öyle. Şimdi çok basit bu hareket. Omuzlar yukarı. Kalkabildiği kadar. Kalkabildiği kadar. Kasılın. Evet. Evet. Havalı gözükün. Boyun falan kalmasın. Yedi. Sekiz bıraktık. Bıraktık. Gevşiyoruz. Burada gevşeme çok önemli. Gevşediniz ise şöyle bir aceleniz olmasın. Hayır değil. Bırakın. Önce kasılın. Yaptık tekrar. Kasıldık. Bir. İyice iki, hissedin. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Bıraktık. Bıraktık. Hafif bir müzik olursa içeride bir taraflarda. Bu da gerçekten büyük fayda sağlar. Ama az önce Zahide'nin sorduğu soru. Bunu... Ağrının çok aktif olduğu anda yapmanın çok büyük bir önemi yok. Ama siz hissetmeye başladığınızda özellikle migren ağrıları, gerilim baş ağrısı olan hastalar bunu hissederler. Yani ya ben iyi değilim, biraz sonra başım ağrımaya başlayacak. Bunu hissettiğiniz anda bunları yapabilirsiniz. Bir, iki, zaten migreniniz belli sıklıkta geliyorsa her gün sabahtan bunu gayet rahat tekrarlayabilirsiniz. Hızla bir yapayım mı? Hızla yapalım mı hocam? Peki. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Yapın. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hızlı hızlı. Cevaplara geçmek alın, istiyorum. Bir, alın. Kastık. Gevşettik. Önce alından başladık. Arkasından aşağıya doğru geçiyoruz biliyorsunuz. Gözler. Kastık. Sıkı. Gevşettik. Üçer defa yaptık. Her birinde beşer saniye kasarak ya da sekizer saniye kasarak geçtik. Arkasından aşağı geçtik. Sırıttık. Sırıttık. Aynı şekilde 5-8 saniye. Sonra dişlerimizi sıktık. Ağzımız kapalı ama bu sefer. Sonra dudaklarımızı aynı şekilde 5 ile 8 saniye. Arkasından dilimizi damağımızın üstüne bastırarak kastık ve gevşettik. Onun arkasından
ayağa kalkmadan önceki son hareketimiz neydi, ben de şimdi sırası. Dur, evet, elimizi başımızın arkasına koyduk. Yaptık. Seyirci ve... harika bu arada. Hop geriye doğru gittik. Cin gibi bıraktık, onlar. Bastırdık, bıraktık ve son olarak da kalktık ayağa. Omuzlarımızı yukarı doğru aldık. Peki, bütün bunları yaptık da beslenmeye dikkat etmezsek bir bunlar anlamı var mı? Peki şimdi, müsaadenizle bunu, şimdi bunu böyle atalım. Çekeyim. Ben de size nasıl besleneceğiniz konusunda bakayım arkadaşlarım nereye hazırlamışlar. Onun evet. Hazırlığını siz bulurken ben size şu soru cevabı yapmak tabii istiyorum. Tabii yapalım ya. Hadi. Sizi buraya alsam. Yapalım. Şöyle, çok seviyorum çünkü bu sorular sizden farklı zamanlarda geliyor. Hani bugün yazdınız, doktor gitti bitti mi? Hayır, sorular bizde baki. Aynen bu öyle. Bu soruları yönlendirmek istiyorum. Baş ağrısı şimdi. İçin formülümüzü hazırlayacağız. Buraya koyduk. Tamam. Bu kadar şeyi yaptınız ama baş ağrısı aktif olduğu anda ne yapmalıyız şimdi? Peki. Onu da göstereceğiz. Evet. Hocam, çok güzel. Bunları açıklama bekliyoruz sizden, doğru mu yanlış mı? Bir, öyle. Fazla kiloların tek sebebi çok yemek yemektir. Asla. Doğru mu yanlış mı? Asla. Neden? 12 bin tane hastamıza döndük geriye doğru baktık. Bak Zahide, bunu da ilk defa sende açıklıyorum. Bu 12 bin tane hastanın, Türkiye bunu lütfen dikkatli dinleyin. Çok kandırılıyorsunuz bazen, istemeden de olsa kandırılıyorsunuz. Bu 12 bin tane hastanın ortak özelliklerine baktık. Bana hasta niye geliyor? Şişmanladığı için geliyor. Şişmanladığı. Dedik ki bunların ortak özelliği nedir? Bunların hepsi mesela 40 yaşında mı? Hepsi atıyorum Çorumlu, Tokatlı, Sinoplu mu? Farklı var mı? Farklı. Hepsi kadın mı? Bir tek ortak özellik çıktı. 12 bin hastanın 11 bin küsüründe, %95'inde hastalar günde 2 ya da 3 defa yiyorlardı. Yani az yiyorlardı. Tedavilerine başladık, günde 5 ile 6 tane yedirmeye başladık. Hepsi kilo verdiler. Sonuç, günde 2 ile 3 öğün yiyerek kilo alan Türk milleti, günde 5, %90'ı, günde 5 ile 6 öğün yiyerek kilo verdi. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Yani bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Ekranlardaki bilgi kirliliğinin de. Sahada çalışmak başka bir şeydir. Yani hastayı görmek, kitaplardan okumak başka bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok net söylüyorum ve iddialı bir şekilde söylüyorum. Sizi günde 2-3 öğün yedirerek birçok hastalığa davetiye çıkaranlara, yine kilo almanıza neden olanlara engel olun. Çok net, hayatı bu işin içinde geçmiş, 30 yılını bu işe vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla bu işi uğraşmış biri olarak söylüyorum. Az yiyen kilo alır. Biliyorsun bunu 8 senedir söylüyorum. Çok yiyen kilo verir. Oradaki tek önemli nokta doğru saatte doğru besini yemesini sağlamaktır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının günde 5 ile 6 öğünden az yemelerinden başka bir çareleri yoktur kilo vermek. Peki ikinci soruya geçeyim. Tabii. Aklıma bir şey takıldı. Söyle. Oksitosin hormonunu konuşmuştuk sizinle değil mi? Doğru mu, oksitosin miydi? Süt arttırıcı. Ha yok, o değil o zaman ya. Başka. Hani belli bir zaman eğer o yenmezse, herhangi bir şey girmezse vücuda, o salgılanıyordu. Neydi o ya? Kortizol vesaire. Hayır, stres hormonları yükselir. Aa, dur, benim aklıma gelir. Tamam, aklına gelirse tamam. Söyler. Tamam. Yemeğe su ile başlarsak midemiz dolar ve daha az yemek yeriz. Doğru mu? Yanlış. Midenin kapasitesi 5 litre. Ben bütün hastalarıma onu söylüyorum. Doyan mide değil. Mide doymaz ki. Doyan beyindir. Dolayısıyla 5 litre kapasitedeki bir mideye siz kaç kilo yiyeceksiniz ki doldurasınız da o doysun da siz tokluk hissi hissedesiniz. Dolayısıyla yemeğin başında su içmek falan filan, onun çalışmasını yapmışlar. 5 litre büyüyor mu? Tabii. Şişer. 5 litre 5 kiloya kadar siz onun içine yemek yükleyebilirsiniz. Yani bir adama gıcıklık yapacaksınız, işkence yapacaksınız. 5 kilo yemeği doldurursunuz. Ha demek ki bu onu doldurmakla olacak bir şey değil. Ha elbette bir miktar faydası olabilir ama doyması gereken beyninizdir ve hormonlarınızın kontrolü ve insülin direncinin tedavisi bu işe yarar. Şimdi konu konuya açıyor ama bir şey söyleyeyim. Mesela meyve. Meyve yiyin yemeyin, bu ara meyveye de savaş açanlar var. Yapmayın arkadaşlar. Bir kere meyve günde en az 2 porsiyon mutlaka her insan için geçerli. Gerekli bir besin maddesi. İçindeki vitaminler, mineraller itibariyle. Ama bizim sorunumuz ne? Bütün gün elma yiyerek diyete girerseniz. Şimdi meyvenin içinde ne var? Fruktoz denen bir madde var. Artık öğrendiniz hepiniz. Bu sofra şekerine ne diyoruz? Sukroz diyoruz. Yemek yediğimizde vücutta oluşan şekere ne diyoruz? Glikoz diyoruz. Bir de fruktoz var. Şimdi bu fruktoz meyve içerisindeki şeker. Zararsız mı? Zararsız değil aslında ama şöyle bir problem var. Siz fruktozu aldığınız zaman karaciğere gidiyor bu. Karaciğerde. Meyveyi ısırdınız elmayı. Evet. Şekeri aldı vücut, karaciğere gitti. Gidiyor. Karaciğere çok fazla miktarda yüklerseniz bu trigliserit dediğimiz yağ olarak depolanıyor. Bir normal şekerde de bu. Bir elma çok fazla sayılır mı? Harika. Şimdi oraya geliyoruz zaten adım adım. Ancak meyveleri yaradan öyle güzel yaratmış ki, yani
Mesela Kur'an'da 21 yerde meyve geçiyor. Meyve adı geçiyor. Mesela nar, hurma, üzüm. Orada geçen meyvelerden sadece birkaç tanesi. Dolayısıyla biz o meyveyi aldığımızda kabuğu sayesinde kolay kolay sindirilmiyor o meyve. Şimdi kolay sindirilmediği için de bir kere meyvenin dışını sindireceğim derken o fruktozun karaciğere gidişi zaten yavaş oluyor. Allah! Gitmiyorlar karaciğere bunlar. Ha. Yavaşça gittiği için karaciğer hazırlıklı o kadarına. Yiyecekseniz kabuğunu soyayım falan demeyin kabuğuyla evet, beraber. Evet, güzel oraya da geleceğim. Yani meyve suyu mesela neden o açıdan tehlikeli? Hop gitti karaciğere. Fruktoz o kadar yavaş gidiyor ki karaciğer onu hallediyor. Sizin bir seferde karaciğerinizi böyle perişan edecek, insülin direncini arttıracak. Çünkü çok fazla fruktoz almak, yani meyve şekeri almak insülin direncini arttırıp leptin kiloya yol açıyor. Leptin başka bir şey, onu söylerim. Leptin buldum. Güzel. Tamam. Dolayısıyla siz fruktozu meyvenin kabuğuyla birlikte yiyip yavaş aldığınız için herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Onun için meyveyi günde iki porsiyon rahat rahat yiyin. Porsiyon ne demek onu da söyleyeyim. Mesela bir tane armutla bir kasenin yarısı kadar örneğin yaban mersini. Hı. Bu. Ya porsiyondan kastımız da bu. Yoksa oturup da bir kilo yerseniz elbette o zaman işin içerisinde sıkıntı var. Mesela üzüm seçmek yerine, çilek seçmek yerine kavun seçin. Karpuz seçin. Daha az şekeri olan, daha az fruktozu olan besinler seçin. O zaman sorun yok. Ama bakın en büyük tehlike, şu ekranlardaki en büyük tehlike, bunu yiyin hiçbir şey olmaz. Bunu yemeyin sakın. Ya öyle bir şey yok. Yaradan bizi yaratırken her şeyi dozuyla yaratmış. Dozuna göre yediğiniz takdirde hiçbir problem yok. Tabii zamanında bütün bu meyveler, sebzeler, et dahi her şey çok daha doğaldı. Doğallığı şimdi, elbette. Doğallığı da kal. O yüzden elbette. Zaten bu sıkıntı. Ha peki, meyve suyu dedin bak. Ha, meyve suyu. Meyve suyunda sıkıntı şu. Ben mesela çok meyve suyu önermem. Çok kuru meyve önermem. Çok nadir arada sırada yazarız tabii ki listelerde. Şimdi meyve suyunun üstünde bir koruyuculuk var mı? Yani diğer meyve gibi üstünü saran bir kılıf var mı? Yok. Hop içiyorsunuz hop hemen fruktoz olarak karaciğere yükleniyor. Hmm. Ya da kuru meyvelerde bu var. Hemen fruktoz yoğun bir şekilde gidiyor. O yüzden meyveyi taze zamanında az önce söylediğin çok önemli. Meyve olarak yediğiniz takdirde meyvenin asla zararı yok. Meyvede zarar var diyenlere de kesinlikle kulak asmayın. Peki bu da önemli. Kahvaltı yaparken her şey yemek serbesttir kahvaltıda. Hı hı. Güne güçlü başlamak gerekir. Doğru mu? Yanlış. Yine söyleyeyim. Yine yaşadıklarımızdan söyleyeyim. Bu hastalar üstünde yaptığımız şeylerden. Kahvaltıyı yapmayan birinin tedavide başarı olma olasılığı daha baştan %40 düşüyor. Aa. Net. Sırf kahvaltı yapmadı diye. Sadece kahvaltı yapmadı diye. Bunu hastalarımız çok görürler. Altı öğün yerler ve kahvaltıyı mutlaka yaparlar. Başka bir şey daha oluyor. Kilo verseler bile. Şimdi ben şeye çok bakarım. Bu kilo veren hastaların uzun sürede koruyanların ortak özelliklerine bakalım. Hı. Bakarım. Bir bakıyorsunuz ki 5 sene sonra koruyan hastaların en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi düzgün kahvaltı yapmışlar. Çünkü kiloyu vermek önemli değil. Hepiniz bir şekilde vermediniz mi ya A yöntemi, B yöntemi, C yöntemi. Burada eminim hepinizin anlattığı ya hocam verdik de 10 kilo geriye 20 aldık. 5 verdik de 15 aldık. Sistem eğer insülin direnci hastalığı denen hastalığı doğru tedavi ederseniz ki burada kahvaltı çok çok önemli bir öğün. Tersini söyleyen çok az miktarda yayın olmakla birlikte yine dönüyorum. Kendi ülkeme dönüyorum. Şimdi bak kendi ülkeme niye dönüyorum? Elmayı size şu anda bu şeyleri konuları anlatan bizden çok yaşlı hocalarımız bize tokluk yapan bir madde olarak anlattılar. Biz de açtık baktık kitaplarda ama Amerikan etkili kitaplarda hakikaten öyle yazıyor. Elma yiyince tok tutarmış. Peki bizi elma yiyince kaç kişiyi tok tutuyor? Hani Türkiye'de? Onun için bunu anlatıyorum. Size anlatılan bir bilgi, kitabi bilgiyse boş verin. Burada elimden geldiği kadar sadece kitabi bilgiyse, düzelteyim onu. Sadece kitabi bilgiyse sizlerden aldığımız verileri. Dolayısıyla kahvaltı bu sistemde en az %40'tır. Çok önemlidir. Evet her şeyi yiyebilirler ama günde en az 5 ile 6 öğün olduğu takdirde bir anlamı vardır. Peki, çok güzel sorular var. Bunlara devam etmek istiyorum. Mesela, şişmanlık genetikse zayıflamak mümkün değildir. Doğru mu, yanlış mı? Ekmek yemeden doyamıyorum. Her öğünde ekmek yiyerek doyabileceğim diyet var mı? Süper. Ne güzel soruymuş bunu süper, gibi sorduysa. Harika. İçmem o ekmekçiye gerek... çok güzel bir cevap. Ekmekçiler. Ekmekçiler. Ekmekçiler huzura kavuşacaksınız. Biraz sonra peki, burada olun. Çok yemek yersem bile, yemekleri yavaş yavaş yersem şişmanlamam. Doğru mu, yanlış mı? Ne kadar zayıflasam da göbek yağlarından kurtulamıyorum. Göbek yağları sadece sporla gider. Doğru mu, yanlış mı? Lütfen şekeri olan, tansiyon olan, kolesterol olan bizi izlemeye devam etsin. Çünkü ne yememeniz gerektiğini de Doktor Gürkan Kubilay anlatacak. Hocam biraz dinlendireyim. Kısacık bir ara efendim, az sonra buradayız.
Odan çekirdeği yağı ile birlikte mutlaka enginarı kullanacaksın. Doktor Gürkan Kubilay şimdi stüdyomuzda. Artık diyor yağ hücresinden salgılanıp. Biz bu arada biz devam ediyoruz. Fizyopatoloji yapıyoruz. Şimdi bak biz hani yiyoruz, doya doymuyoruz ya. Aslında doyduk ama durduramıyoruz. Şimdi leptin hormonunu sordum da hocama. Şimdi izleyicimiz de geldi. Hadi hep beraber devam edelim. Yemek yiyorsunuz. Yemek yediğiniz zaman yağ hücreleriniz iyice dolarsa leptin diye bir madde salgılıyor. Ve bu leptin dur artık sana diyor iştah merkezine. Ya yuh artık daha ne yiyeceksin diyor iştah merkezine. Ancak bununla ilgili mesela bir sürü ilaçlar, tedaviler falan yapıldı ama o kadar da tutmadı. Evet böyle bir fizyoloji var ama leptin kullanarak. Yani düşündüler. Dediler ki ya madem leptin tokluğu sağlıyor biz leptin verelim. Tamam tok olsun. Ha. Yok öyle olmadı. O kadar yürümedi yani. Çok havalıydı leptin ilk çıktığında ama şimdi olmadı. O kadar havası yok. Onu söyleyeyim. Peki. Biz havalılardan devam edelim o tabii, zaman. Hadi. Ama neyden? Bu sabah kalkınca içilen sıvılar var ya. Hani ben de limonlu su içiyorum vallahi söyleyeyim. Şimdi bir soru. Doğru mu yanlış mı? Sabahları içilen maydanoz suyu zayıflamaya yardımcıdır. Doğru mu yanlış mı? Buna ilave edebilir miyim? Tabii. Sabahları içilen limonlu su, maydanoz suyu, neyimiz vardı başka? Tarçınlı su, neydi başka? Cevizli su, bravo. Kolesterol içinmiş. Peki soralım doktorumuza. Şimdi bir kere siz herhangi bir manavın üzerinde zayıflama merkezi diye yazdığını gördünüz mü şimdiye kadar? Saydığın şeylerin hepsi bir manavda satılan şey. Bir manav zayıflama merkezi diye yazmadığına göre demek ki tek başına bir besini alıp da şunu yapar demek mümkün değil. Maydanoz doğru diüretiktir. Karnabahar diüretiktir. Yani vücuttan su atar. Kereviz diüretiktir. Ancak bu küçük küçük miktarlarda çok da böyle tek başına işe yaramayan durumdur. Örneğin sizin adet döneminizde vücudunuzun 2 litre su tuttuğunu düşünün. Bu 2 litre suyu atabilmek sadece maydanozla bunu yapabilmek isterseniz neredeyse bir kamyona yakın maydanoz yemeniz lazım. Olacak iş mi Allah aşkına yani. Dolayısıyla evet bunlar diüretik yani idrar söktürücüdür ama miktarları küçük küçüktür. Tek başına zayıflamak zaten su atmak demek değildir biliyorsun bunu yıllardır hep söyleriz. Yağdan vermek lazım. Evet bu sadece ama ödeminiz biz, olduğu zaman kullanabileceğiniz peki, şey. Peki sabah ilk bunu içtiğimiz zaman sanki biz ne bileyim daha bir ben mesela limonlu suyu alışkanlık da oldu. Belki bir işe yaramasa bile ben mutlu oluyorum. Placebo efekt tamam itirazım yok. Placebo efekt. Ne yemek lazım sabah ilk öğün? Şimdi bir kere günü tok olarak geçirebilmek için protein çok önemli. Proteini aldığınız zaman yavaş terk ediyor biliyorsunuz bunu artık yani. Süt, yoğurt, peynir bu tür besinler yumurta. Mutlaka önemli. Ama şimdi yumurta diyoruz mesela. Kaç yumurta? Yumurta güzel. Bir sürü kavgası var. Dünyada bir günde en fazla yumurta yeme rekortmeni adam 25 tane yemiş. Oo. Adam 98 yaşındaymış ve hiç kolesterolü falan filan da yüksek değilmiş. 98 yaşında adam 25 yumurta yiyormuş. 88 yaşında. Tabii. Günde 25 tane yumurta yiyormuş bu adam. Şimdi yumurtanın kolesterole iyi geldiğini, herhangi bir şeyle kötülüğünün olmadığını hep söylerim. Ya Zahide hatırlar mısın? Doktorumu yaparken ben bir kere... O programda büyük bir ihtimalle sen de vardın. Liza Minnelli'nin fotoğrafını koyup bıyık ve sakallı bir fotoğrafını koymuştum. Ben. Bıyık ve sakallı Mona Lisa'nın düzeltiyorum. Mona Lisa'nın bıyıklı ve sakallı fotoğrafını koymuştum. O zaman da seyirciler gülmüşlerdi. Demiştim ki eğer vücutta kolesterol olmazsa kadınlar sakal tıraşı olurlar. Erkeklerin de göğüsleri büyür. Bakın bir kere daha söylüyorum. Kolesterol aslında bu kadar önemli bir madde. Ama miktarı önemli tabii her şeyden önce. Ne kadar aldığınız. Dolayısıyla tabii kesinlikle öyle. Yumurta yapılan en gaddar çalışmalarda bile günde 3'ten fazla vermemişler. O da bir tane öyle çalışma var. Ben size söyleyeyim. Günde bir tane yumurta için hiçbir sıkıntı yok. Yumurtanın da zaten sarısına. Çünkü yumurtanın sarısında günlük alacağınız kolesterolün bir tane yumurtanın sarısında günlük koca gün boyunca almanız gereken kolesterolün yarısı var. Ama buna rağmen ben yumurtanın çok suçsuz bir besin olduğunu her zaman söylüyorum. Özet, günde bir taneyi geçmemekte fayda var. Çünkü bütün çalışmalar yaklaşık buraya geçiyor. Daha fazlası henüz kanıtlanmış, hiçbir zararı yok denecek durumda değil. Onu söylemiş olalım yumurta için. Peki, sorularınız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bak yumurta için de bir şey söyleyeyim mi? Dur şimdi bak konu açın. Tamam soruyu alacağım. Siz yumurta var mı? Bulurken, hemen buldum. Yumurtayı su koydunuz bunun içine. Yumurtayı koyun. Tabii. Yumurtayı koyun. Yumurta yatıyorsa taze demektir. Böyle duruyorsa. Yaşa yönetmenim. Azıcık burnunu kaldırmışsa, şöyle bakın şu açıdaysa, 45 derece açıyla duruyorsa o yumurta artık bayatlamaya başlamıştır. Yumurta isyan durumunda dimdik duruyorsa şöyle o yumurtayı sakın ha yemeyin.
Onu da söyleyeyim. Neye göre? Bir yumurtanın suyun havası var ya içinde. Aynen öyle. O hava neresindeyse ona göre yumurta. Aynen öyle. Dolayısıyla hele üstte müste çıkmışsa atın gitsin. İyice. Aynen öyle. Yaptığım işlerle her zaman gurur duydum. Şu televizyonculuk hayatımda hiçbir program yok ki keşke bunu yapmasaydım dediğim. Ama doktorumu iyi ki yapmışım. Hala aynen. Doktorum programına örnek aynen. veriyor. Yani benim aynen. yaptığım işten örnek veriyor. Aynen. Gurur duyuyorum. Aynen. Yıllar sonra o program bile. Hepimiz için çok önemli bir programdı. Devam doktorların edelim. İlk defa doktor gibi ekranda göründüğü programdı ki simit. Sonrasında da ben yine devam ettiriyorum. Evet, hocam doktor evet. gibi buradasınız. İki şarkı evet. Türkiye Allah arasında şükür. 15 dakika gösteriyorduk sizi. Allah şükür. Peki devam. Spor açken yapılırsa daha etkili olur virgül. Eklem ağrısı olanlara yasaklar listemiz var. Önce oraya gidelim. Kolesterol yüksekse yasaklar. Hadi oraya gidelim. Hadi gidelim. Şimdi yalnız bunu bir yere yazın. Sporu açken mi yapacaksınız, tokken mi? Onun cevabını vereceğim unutmayın. Ama ben şimdi sevgili Zahide senden rica edeceğim. Ben bunu okuyacağım. Geçeyim, siz söyleyin ben yazayım. Şimdi önemli problemlerden bir tanesi. Şuraya notlarımı aldığım için alacağım bunu. Önemli problemlerden bir tanesi. Eklem ağrılarınız var. Ne yiyeceksiniz önüne gelen anlatıyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yemeyecekleriniz daha önemli. Çünkü siz dünyanın hocam, en iyi... Hocam gelin böyle yanıma. Tamam. Siz dünyanın en iyi ilacını, en güzel besinini de kullansanız, eğer yememeniz gereken bir şeyi yerseniz, eklem ağrınız daha kötü duruma düşecektir. Dolayısıyla şimdi Zahide ile birlikte dikkatle izleyin. Sırtı, beli, boynu, dizleri, ayak bilekleri ağrıyan herkes dikkatle dinlesin. Bu besinleri... Kesinlikle anneniz, babanız, kendiniz evinize ve midenize elbette kesinlikle sokmayın. Birincisi bir kere şeker. Şekerin kendisi. Neden? Bu şekerin içinde sitokin denen bir madde var. Boş verin işin tıbbi kısmını, meslektaşlarım için onu söylüyorum. Sitokin vücuttaki iltihabı, özellikle eklemlerdeki iltihabı daha da arttıran bir madde. Siz şekeri yedikçe bu sitokin artıyor ve dünyanın en iyi ilacını da kullansanız hani çayınıza şeker atıyorsunuz ya hiçbir anlamı yok. Problem oluyor. Bir tek şekerde bile 20 kalori küp şekerde bile 20 kalori olduğunu da ayrıca unutmayın. Belim ağrıyor, dizim ağrıyor, ameliyatta oldum niye geçmedi? Sen löp löp götürürsen şekerleri demek ki. Aynen öyle. Yaşa. Aynen öyle. Çok güzel. Geçmiyormuş. Peki. Evet. Beline gittiniz bel fıtığından ameliyat oldunuz. Ya ne yapsın Aybars? Elinden geleni yaptı çocuk. Ama siz gittiniz löpür löpür şekeri çaylarınıza attınız. Şekerli limonatalar şunlar bunlar hiçbir anlamı yok. Gitti çöp hepsi. İki, doymuş yağlar. Doymuş yağlardan yanına yazacağız. Doymuş yağlardan örnek ne? Pizza. Ya ben biliyorum ki teyzem 60-65 yaşında her tarafını tutuyor bütün gün. Ama oğlan da bir yerden pizza söylerse oturup löpür löpür yiyor pizzayı. Dolayısıyla... Pizza yine bunların içerisinde önemli ve yağlı peynirler. Bakın peynirin bir eklem ağrısı hastası iseniz eğer hangi tür romatizmal hangi tür eklem ağrısı olursanız olun pizza ve tam yağlı peynirlerden kesinlikle ve kesinlikle uzak duracaksınız. Ay çok mu küçük oldu sığsın diye yazdım ama. Hangisi? Yok yok gözüküyor bence. Gözüküyor. Pizza yağlı peynirler gibi. Evet yine kırmızı et bir eklem ağrısı hastasının yiyeceği et beyaz ettir arkadaşlar tavuktur. Hindidir, piliçtir, balıktır. Dolayısıyla kırmızı etten de aynı şekilde tam yağlı süt ürünlerinden olduğu gibi uzak durmakta fayda var. Devam edelim başka. Şimdi kurabiyeler. Bir maddenin içerisinde ne kadar çok trans yağ varsa o kadar eklem ağrısı hastasına tehlikelidir. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle o günlerde minlerde de yaş ortalaması böyle 40'lar, 45'ler, 50'ler civarında eklem ağrısı var ya da her an geldi gelecek. Kurabiyeler, kekler, doymuş yağlar içerdikleri için bunlardan kesinlikle uzak durmak lazım. Margarinler, bu yine bu gruba. Buraya bu gruba mı? Bunların içine margarin de var tabii, zaten çünkü tabii. Çünkü trans yağlar var içinde. Margarinlerden de özellikle şunlar. Hani böyle margarin reklamlarında şey olur ya, alırlar margarini, şöyle bir bıçağa sürerler. Hı. Neyi gösterirler orada? Yumuşacıktır. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne kadar yumuşaksa, içinde bu bizim sevmediğimiz trans yağ o kadar az demektir. Hı. Bir margarin ne kadar sertse, içindeki trans yağ o kadar çok demektir. Ve o trans yağ da sizin eklem ağrınızın günlerce geçmemesine neden olur. Siz yemeği pişirirsiniz, şahane bir yemektir ama içerisine... Sert bir margarin koyarsınız. Sonra da komşunuza bir de onunla birlikte kurabiye ve kek ikram edersiniz. Ya kadının eklemlerine aldınız bir tane çekici. Habire vuruyorsunuz. Farkında değilsiniz. Sonra bu niye arada, geçmiyor eklem ağrıları? Bu arada sabahleyin de Zahide de
bir tane ortopedist ya da fizik tedavici arkadaşımın eklem ağrısı için şunları şunları yiyin dediği besinleri de bu arada yiyorsunuzdur. Ama heyhat, şunları yedikten sonra hiçbir anlamı yok. O eklem ağrıları daha kötü bir hale geçer. Devam edelim. Omega deriz biz. Omega'nın kaçı vardır? Hatırlayan var mı? Omega deriz. Omega kaç? 3 var. Bir tane daha var. Kaç? 6. Şimdi böyle sayınca beraber sayarız değil mi? Omega 3 iyidir. Omega 6 iyidir. Yok abi. Eğer eklem ağrınız varsa omega 6 sizin özellikle fazla yediğiniz takdirde düşmanınızdır. Aa. Omega 6. Yazalım şimdi oraya gideceğiz Allah bak. Allah Allah. Çok mu eklem ağrınız var? Mesela çiçek yağından, ayçiçek yağından uzak durmanız lazım. Çok eklem ağrısı olanların ayçiçek yağından, çok eklem ağrısı olanların fındık yağından uzak durması lazımdır. Çünkü bunların içinde omega 6 daha fazladır. Omega 6 da fazlalığında, aşırı alındığında o anlamda eklem ağrılarını daha fazla arttırır. Enflamasyonu yani iltihabı arttırır. Belki de birçoğunuzun ilk defa duyduğu bir şey. Ama omega 3, şimdi 6 bizim eklemde 6 zararlı. 6 yasaklarda. Yasaklarda. 3? Ama 3. Balık yağı? Hayır. Ya balığın kendisi 1. Yağlardan da burayı dikkatle dinleyin. Eğer çok eklem ağrısı olan biriyseniz benim size önerim ceviz yağıdır. Evinizde şiddetli ağrılar geçiriyorsanız, hiçbir ilaçlarla geçmiyor. Şiddetli ağrıları olan, eklem ağrıları olan birinin evinde kullanacağı yağ içinde omega 3 olduğu için ceviz yağıdır. Onun için bunu bir kenara koyalım. O yüzden koydum. Diyorsun ki ayçiçek yağı çok sağlıklı, hiç itiraz var mı? Elbette. Ama hastalığınızın durumuna göre. Çikolata. Sen geldin, insülin direncin var, kız kardeşin de geldi, kolesterolü yüksek. Ben sana sakın ha çikolata yeme derim. Bak. İnsülin kız kardeşin olduğu için. Onun kolesterolü onun var. Kolesterolü yüksek olduğu için sen özellikle biter çikolata yiyebilirsin derim. İki tane kız kardeş. Ben de Türkiye'de kolesterolüm hastalığım olaydı da. Yani öyle dememek lazım. Ama tabii o da. Hastalığa göre beslenmek. Lütfen burayı iyi dinleyin. Bu belki de benim de kendi adıma çok ihmal ettiğimiz bir şeydi ama ne yemememiz gerektiği çok önemli. Yasaklar çok çok önemli. Altı. Devam ediyoruz. Buraya da devam ediyoruz. Rafine karbonhidratlar. Gene şurada yandan yazabiliriz. Buraya sığmayacak altı sileceğim muhtemelen. Altı sileceğiz tamam. Rafine karbonhidratlar. Nedir ne rafine onlar karbonhidrat? Mesela? Patates kızartması. Bildiğiniz patates kızartmasının kendisi. Beyaz ekmek. Patates kızartması. Ve beyaz ekmek, rafine karbonhidratlar, eklem ağrısı olanlarda ciddi problem. Ya kusura bakmayın, eklem ağrınız varsa, diz, bel, boyun, sırt ağrınız varsa siz beyaz ekmeğe dalamazsınız. Siz patates kızartması yiyemezsiniz. Başka nedenlerle de olabilir ama bu ikisini özellikle beyaz ekmek ve patates kızartmasını uzak tutacağız. Bir bilgi daha. Çok mu eklem ağrınız var? Bir şeyi deneyin. Ne deneyelim? Gluteni eksik almaya çalışın bakalım. Gluten. Yani, çok eklem ağrısı olanlar şu saatten itibaren bir gitsinler, denesinler. Çünkü gluten bu tür eklem ağrısı şikayetlerini daha çok arttıran bir madde. Bir deneyin bakalım. Glutensiz ekmekler deneyin. Glutensiz besinler deneyin. Birçok artık şeyler de var biliyorsun. Yani glutensiz beslenme ilgili biz de zaman zaman yapıyoruz. Eklem ağrısı olanlar şu bir hafta boyunca ya Gürkan Hoca bir anlattı deyin. Çünkü hiçbir zarar olmaz. Hiçbir problem olmaz. Ama glutende her şeyde var. Bu maalesef, özel bir beslenme bir o yüzden, şey. Ama işte o yüzden belki eğer glutene hassas bir yapınız varsa bütün gün ekleminiz ağrıyacaktır. Bir hafta deneyin. İçinizden, bizi izleyenlerin içinden 10 kişi ya hay Allah razı olsun dese Allah razı tabii olsun. Tabii ki bir kişi bile faydamız olsa. Faydamız olur hiç olmasa bunu. Glutenden eksik. Glutenle birlikte onu yazalım istersen. 7 gluten ve kazein. Kazein ne? Hani bu peynirin alt suyundan oluşan özellikle sporcuların çok kullandığı protein tozları falan var ya o madde kazein. Dolayısıyla biraz sütten de uzak durmakta fayda var. Peynir altı suyundan da uzak durmakta ya da buna bağlı ürünlerden de uzak durmakta fayda var. Şimdi bir madde söyleyeceğim hepiniz çok şaşıracaksınız. Günlere gidiyorsunuz hanımlar. O günlerde ne yapıyorsunuz? Bir sürü 5 çeşit pasta bir de kısır. Sonra çay geliyor. Çayın içine ne koyuyorsunuz? Şeker mi koyuyorsunuz? He? Tarçın. Hayır. Şeker yerine ne koyuyorsunuz? Tatlandırıcı. Koyuyorsunuz. Ha, şimdi kendi kendimizi kandırıyoruz. Şimdi aspartam denen bir madde var. En çok kullanılan. Dünyada 4000 tane maddenin içerisinde farklı besinin içinde bu aspartam var. Buraya yazarız sevgili Zahide. Şimdi aspartam eğer vücut için alerjik bir madde ise vücut beyin olarak buna eklemlerde en büyük zararını dokunduracak şekilde karşı reaksiyon gösteriyor.
Dolayısıyla buradan bir not daha. Bugün gittiğiniz günlerden başlayarak hanımlar, beyler de evlerinde ya da iş yerlerinde. Şu tatlandırıcıları bir kesin bakalım. Toz. Bir kesin de bir görelim bakalım. Eklem ağrılarınızda neler oluyor? Tatlandırıcıyı çıkarın hayatınızdan bir bakın. Bir çıkarın bakalım. Eklem ağrısı olanlardan özellikle bahsediyorum. Hoş. Tatlandırıcıyı günde 6'dan 7'den fazla içmenin de bir anlamı da yok. Onu da söyleyeyim ben. Bunu biz özellikle şeker hastalarına veriyoruz. Onun yerine şekersiz için her şeyden daha da önemlisi. Dolayısıyla aspartam ve son sırada eğer içiyorsanız, kullanıyorsanız alkol. Alkol de gerçekten eklem ağrısı olan birisi için, hani birçoğu uyuşturucu zanneder ya geçirmek anlamında, tam tersi etki yapar. Eklem ağrısı şikayeti olan biri alkol kullanıyorsa, bu alkolün içine her türlü alkol, en basiti bile girmekte. Hangisinin reklam olduğunu falan filan bilmediğimiz ya, için söylemiyoruz. Sonuçta alkol demek ki. Yani en basit gördüğünüz bile onu söylemeye çalışıyor. Hani kendi kafamızda vardır ya. Aynen. Ama hocam şu ne olacak ki, öyle değil. Arpadan yapılan bir şeyler var ya, o öyle değil. Hepsi. Dolayısıyla bunlardan kesinlikle uzak duracağız duralım. Ki eklem ağrılarımız daha kolay geçsin. İşinize yaradı mı? Yaramaz mı? Eklem ağrısı olanlar bir dikkat edin bakalım. Biraz sonra da kolesterolü olanlar için ayrıca tekrar gideceğiz. Hocam, geliyorum. Şişmanlık genetikse zayıflamak mümkün değildir. Doğru mu yanlış mı? Annem şişman, babam şişman, kardeşim şişman. Herhalde ben de sülün olacak değilim diyebilir mi birisi, yoksa genetik, olabilir mi? Genetik faktörün kiloda etkisi %30'lar civarında. Yani o bir sürü nedenlerin içinde %30'luk bir bölümde genetik faktörler. Bu ne değiştirilebilir demek? Yani. Geri kalan %70'lik bölümle siz ondan gayet rahat, onunla başa çıkabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Dolayısıyla benim ailemde şişmanlık var. Bu benim kaderim. Yok abi. Yok öyle değil yani. Bu sizin kaderiniz falan değil. Dolayısıyla onu hiç öyle düşünmesin. Bunun cevabını vermedik galiba değil mi? Spor açken yapılırsa daha etkili olur. Ben sporu nasıl yapıyorum? En güzel cevap bu olmaz mı sence? Tabii. Ben ne yapıyorum? Ben 2-3 tane kuru kayısı yerim. O kadar ama. Çok fazla değil. Belki içine bir tane de badem koyarım. Arkasından bir 10 dakika sonra falan bir tane armut, ayva ne varsa evde artık, ama tek şeylerden, besinlerden. Pek elma yemem. Armut ya da ayvadan bir tanesini yerim. Onun arkasından 15 dakika sonra yürüyüşe ya da koşuya neyse çıkarım. Eve gelirim. Sonra kahvaltımı yaparım. Duşumu muşumu falan filan alırım. Sonra kahvaltı yaparım. İdeali bu söylediğim hafif bir besinle, ama besinlerin de bir özelliği var. Mesela muz da olabilir. Messi, Messi'yi bilmeyeniniz var mı? Var mı? Messi'yi bilmeyen var mı? Hakikaten merak ettim. Hanımefendi, bilmiyor musunuz hanımefendi? Bak. Peki. Messi dünyada olmayan bir futbolcu. Bir şey de kaybediyor, kaybetmiyorsun canım. Bilmezsen bilme ne olacak? Ama ya, çok önemli değil. O anlamda söylemedim. Yani bir hanımın bile bildiği bir adamdan bahsediyorum. Dünyanın yani en büyük futbolcularından biri. Çok para kazanan maça çıkmadan bir saat önce mutlaka muz yiyor. Muz yiyor. Neden? Maçta neye ihtiyacı var bu adamın? Enerji. Koşacak enerjiye. Enerji. Bunu oradan sağlıyor. Dolayısıyla sizin spor sırasındaki enerjinizi sağlamak için muz, az önce anlattığım gibi armut ya da ayvadan bir tanesini yiyip ondan 15 dakika sonra çıkmakta fayda var. Ben böyle yapıyorum. Peki şimdi bunu kim sorduysa, yıllardır böyle kandırdık kendimizi. Benim kemiklerim iri. Bak soru ne? Kemikleri geniş insanlar daha şişman olur. Öyle mi? Şimdi peki. Yani diyor ki bir hanım diğer hanımdan daha kilolu gözükmesini kemiğe bağlıyor. Ya bir insanın vücudunda kaç kilo kemik var maksimum biliyor musunuz? Taş çatlasa 4 kilo. 4 kilo. Sizin 4'se öbürünün 3'tür. Aranızda olsa olsa 1 kilo fark olur. Kemiğiniz ne kadar büyük olursa olsun bir insanın vücudunda düşünün 80 kilosunuz. Bunun sadece 4 kilosu kemik. Hadi 1 kilo daha az olsun 3 kilosu. Onun için hikaye tırış. Geçin oraları. Önemli olan vücut yağ ağırlığınızdır. Ne kadar yağlıysanız o kadar kilosunuz. Unutmayın. Peki hiç şişman iskelet gören oldu mu? Ben görmedim. Bunca yıllık bak o yüzden. Bir de dikkat edin. Ha, bak güzel bir şey daha söyledin. İskeletler 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzerler yani. Tabii. Ama iskelete bir kılıf giydirdiğinizde yani böyle olduğunuzda bambaşka bir görüntü çıkar. Onun için iskeletlerin hepsi yaşa. Aslında görüntü olarak 3 aşağı 5 yukarı bakın onların ağırlığına. 3 aşağı biraz boyu uzun olsa 4 kilodur. Biraz kısa olsa 3 kilodur kardeşim o kadar. Peki şimdi sizin pratik cevaplarınızla bakayım buna ne diyeceksiniz merak ediyorum. Bu pek çoğumuzun sorusu olabilir aslında bakın. Ekmek yemeden doyamıyorum. Her öğünde ekmek yiyerek doyabileceğim bir diyet ya da beslenme şekli var mı? Güzel. Ekmeğe uzanan eller kırılsın. Ekmek dünyanın en değerli besin maddesidir. Ekmeği bir, genetiğiyle oynadık da ondan. Tam şey içerisinde biraz burayla uğraşırken sana gösteremedim. Dünya Sağlık Örgütü kim? Bizi yöneten
dünyanın en değerli örgütü. Ben hep anlattığım bir şey var. Bir kuralı yıkarak kendi başınıza bir işlem yapabiliyor musunuz? Mesela trafikte 200 kilometre hızla gidebiliyor musunuz? Tak cezayı kesiyorlar değil mi? Siz diyemiyorsunuz ki benim arabam çok lüks. Olsun kardeşim, burada 120 üstüne çıkamaz. Bunun gibi. Dünya Sağlık Örgütü bizi yöneten, hepinizi yöneten, bu bilgileri asıl yüz binlerce insandan alarak size aktarmamızı sağlayan kurum diyor ki olmazsa olmaz besin maddelerimizin içerisinde tam tahıllar var. Yani arpa var. Yani buğday var. Yayından sonra gösteririm sana. Özel koca sayfanın en başında o yazıyor. Dünya Sağlık Örgütü altında da bu. Arpa var. Buğday var. Yulaf var. Ve tabii ki bunların ekmekleri var. Ama tam tahıllar da var. Dolayısıyla peki ne kadar? Bunun tartışması da belki yapılıyor ama günde 1 ile 4 dilim tam tahıllı ekmek mutlaka ve mutlaka hayatınızda olmak zorunda. Tersini söyleyen büyük bir ihtimal, hadi şaka yapıyordur diyelim. Bilgisiz deme, demem yani. Ama günde 1 ile 4 dilim ekmeği ben değil, Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Dolayısıyla birisi çıkıp o anlamda bence diyorsa ona gülün, geçin, başka kanala geçin, izlemeyin bile, ciddiye bile almayın. Günde 1 ile 4 dilim ekmek çok net söylüyor. Bayılıyorum sizin sorularınıza. Gerçekten öğleden sonra, bak öğleden sonra yemek yemeyip akşamı tatlıyla geçirsem kilo veremez miyim? Çok güzel bir soru ama sizin sorunuzdan önce bir müsaade edin. Hemen Hüseyin Selin Aydın demiş ki Zahide ablacığım iyi yayınlar. 2 aylık ikizlere hamileyim, 50 kiloyum. Ne yemem gerekiyor çocuğun gelişimi için ve çoğu şey midemi bulandırıyor. Özellikle yumurta, süt, kırmızı et yemiyorum. Çok gribim. Asıl gribini sormak istiyorum size. İlaç da kullanamıyormuş. Nane limon yaptım. Geçmedi. Ne geçirir gribi demiş. Şimdi bir mesela kuşburnu bu konuda çok başarılı bir besindir. Kuşburnu içerisine çok az şeyin ucuyla kırmızı biber atın. Tadı biraz değişir ama çok faydalı olur. Çünkü kırmızı biber de vücut direncini arttıranlardan bir tanesidir. Yine bulsun bir yerden, özellikle kışın, defne ağacı meyvesi tozu. Bunun çayı vardır. Ne? Defne ağacı meyvesi tozu. Tozu vardır bunun. Yaprakları da var ayrıca. Yapraklarını koyup defne üstüne demleyebilirsin. Defne ağacını biliyoruz, balık yaparken süper oluyor da. Ama onun meyvesinin tozu vardır bulabilirse. Bulamadı, kendi yapraklarını bularak bunu mutlaka yapabilirler. Dolayısıyla bununla o şey kısmını halledebilirler. Şimdi biraz sonra gösterecektim ama tiyolarda. Mesela bu ne? Ben bu karnım ağrı harika bir hale getirip bayılıyorum ya. Çocuklarınıza karnım ağrı ben böyle biraz patatese benzetiyorum. Biliyorsunuz siz. Bak beni bir izleyicilerim biliyor. Limon sıkıp tuz ve limon. Aman tuz biraz geri çekelim onu. Tuz deyince azıcık korkalım. Çünkü günde bir çay kaşığı hakkımız var. Karnım ağrı birazcık haşlanmış patatesle. Mesela az önce gösterdim ya. Nerede benim güzel patatesim? Neyse gitti herhalde. Yok burada. Burada mı? Çocuğunuza karnım ağrı pişirin güzel. Buharda pişirin ama. Buharda. Öyle çok kötü kaynatmayın da. Buharda pişirin. Patatesle haşlayın. İkisini birbirine karıştırarak çocuğunuza yedirin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela hamileydi o hanımefendi. Harika bir folik asit deposudur ikisi birlikte. Süper. Folik asit ne? Sinirlerinizin, sinir sisteminizin güçlü olmasını sağlar. Özellikle gebelerde ve belli yaşın, 40 yaşın üstünde artık böyle menopoz şeyi başladığında karnabaharla bunu ikisini bir arada mükemmel kullanırsınız. Karnabaharla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Karnabahar karardığı zaman İçiniz şey yapar mı? Kararırdı. Kötü değil mi? Ha. Kararmaması için ne yapın biliyor musunuz? Hadi işte konuyu açıyor. Hayır. Karnabaharı pişirdiğiniz şeyin içerisine bir parça süt ekleyin. Pırıl çıkar oradan. Suya süt katın denilen legal yerlerden biri. Bak bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Bir besinin size sunuluşu, şık ve güzel sunuluşu sizin onu algılamanızı ve almanızı daha güzelleştirir. Yani düşünsenize biz neye gidiyoruz mesela restoranlara? Çok hoş bir, bize saygı duyularak garson arkadaşlar geliyorlar, çok güzel bir sunum yapıyorlar. O hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla endorfinimiz artıyor. Burada da onu yapın. Karnabaharlı suyun içerisine biraz süt, o beyazlar. Çok güzel sorular geliyor canlı canlı. Taze taze sorular bak. Makbule Hanım diyor ki, Makbule Işık, İyi yayınlar. Tiroidi olanlar ne yemeli ve nasıl zayıflar? Süper. Şimdi tiroid de ciddi sıkıntı. Süper. Şimdi bize biraz sonra size aslında geldikçe anlatacağım. Vakit geldikçe anlatacağım. Bir takım besinler gerçekten bazı hastalıklarda dikkatli kullanması gerekir. Şimdi karnabahar dedik ya. Bu karnabaharın yanına bir şey daha koyalım. Burada var mıdır? Dur bakayım, oraya bakayım. Mesela tiroid hastası. Minik minik bölün akşam. Bak, limon sıkın üstüne. Ama işte bir şey söyledik sevgili Zahide. Tabii bende bir şey yok tabii. Yaptım, yedim, bayıldım. Tabii. Tabii tuzunu daha az ama. Şimdi madem tiroid hastası. O zaman tiroid hormonlarına da dikkat edecek. Tiroid hastasının yememesi gereken önemli birkaç şey söyleyeyim. Buradaki olanları göstereceğim. Mesela karnabaharı. Yememesi mi gerekiyor? Mesela brokoli.
mesela çileği yememesi değil, çok daha az kullanması gerekiyor. Ha, dikkatli kullanması. Evet, dikkatli gerekiyor. Kullanması gerekiyor. %100 yememesi gereken besinler değil ama örneğin bunlardan, elimizde şu anda bunlar olduğu için, daha uzak durması gerekiyor. Ve tiroid hastası şunu asla unutmayacak. Tiroid hastalığı, kapıdaki şu anda dışarıdaki her 100 kişinin bence 20'sinde, 25'inde, belki 30'unda olan bir hastalık. Kabızlık şikayeti varsa, saç dökülmesi varsa, kolay, özellikle soğuk havalarda çok tahammülsüzlüğü varsa, soğuk havalarda çok üşüyorsa, başkasına göre daha çok üşüyorsa, yine derisinde çok sık kuruluk oluyorsa, kalp atımları yavaşlamışsa, hayattan eskisi kadar zevk alamamaya başlıyorsa. Bitti gidiyor hocam. Adet düzeni, bu dediğiniz bak, çok fenaya doğru ama gidiyoruz. Ama işte hepsi çıktı. Niye bu? Niye? Nasıl bir hastalık olduğunu, ne kadar birbirinden farklı organları tutabildiğini göstermek için. Düşünsene. Evet. Saç dökülmesinden adet düzeninin bozulmasına. Ne alaka? O ne? Ama ikisi de aslında bu tiroidin az çalışmasıyla ilgili hastalık. Bunları koyayım oraya. Peki Saide abla, Allah aşkına yardım et. Sinüzitim var. Ne yapsam baş ağrım geçmiyor. Yiyorum ama doymuyorum. Evli bir çocuk annesiyim. 3 yaşında. Allah evladını sana, sen evladına amin. Bağışlasın. Amin. 55 kiloymuş. O da kilo alamıyormuş. Peki, herkesin derdi başka. Bir su tabii içmeyi ki. Denesene bir tane. Su iç. Ağrın olduğu zaman birkaç bardak su iç. Bir şimdi bir şey yapalım belki o zaman. Belki susuzluktan. Yok dur, başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Mutlaka. Şimdi bir kere baş ağrısı için ne dedik? Mutlaka bir nöroloğa gidecekler. Tabii. Başka bir şey daha yapalım size. Allah aşkına, o ne hocam, havlulu mavlulu. Şey burada böyle, yöntem böyle. Şimdi şunu yapın. Çok baş ağrınız var. Çok gergin bir gün geçirdiniz. Akşam eve geldiniz. Yani hiçbir şey canınız istemiyor. Ama çocuk da bir taraftan sizin onunla ilgilenmenizi istiyor. Eşiniz onunla ilgilenmenizi istiyor. Onların hiçbir kere yanına gitmeden şunu isteyin ya da yaptırın. Sevgili Zeyla. Şunları bir çıkaralım. Güzel kardeşim. Evet. Onun dolusu var orada galiba. O ben suyu alabilir miyiz? Ben onun dolusunu getireyim. Ha, harikasın. Şunları alayım. Şunlar dursun. Sonra dursun içinde. Evet. Bunlar bizim için önemli. Onlar bizim için önemli. Eve çok yardım geldiniz. Ayaklarınız ağrıyor. Stresiniz çok fazla. Başınız ağrıyor. Sizin bunun uykucuyu içerisine... tanıyor musunuz hocam? Kimi? Uykucu. Bu kim ya? Tanıştırayım. Harikaymış. Biz program sunuyoruz ya. Harika. O kendi programı gibi dolaşıyor artık. Harika, harika. Bugün... En kedi sever, en hayvan sever program olarak kesin stüdyomuzun aynen. sahibi aynen. uykucumuz da burada. Şimdi döküyorum. Sevgili yönetmenim, arkadaşlarım, hem gün boyu oluşan yorgunluğa hem de baş ağrısına ve strese iyi gelecek bir karışım yapacağım size. Evet, onu sana zahmet, tamamını dökelim. Şunu çıkaralım istersen. Aa, şakır şakır. Daha kolay olsun. Aman dur. Derken dökmeyelim. Evet, ha. Sıkıntı çıkarmayalım. Tamam. Bakalım. Şimdi bir güzel leğeni doldurun. Doldur. Oh. Niye insan tuvalete gelir böyle durumlarda? Normal. Vallahi gelsin. Kendimi düşünerek söylemedim. Bak, sizi düşünerek söyledim. Sevgili Zahide, bu tür durumlarda tuvaletin gelmesi değildir sorun. Gitmesidir sorun. Gelsin de gitmesin. Ona dikkat etmekte fayda var. Şimdi leğeni doldurduk. Bir dursun orada. Biz bunu niye yapıyorduk ya? Dur, unuttum dakika. Ben. Neydi? Dursun orada. Şey, kızcağızın sinüziti vardı, başı ağrıyordu. Nereye geldik, değil mi biz? Başka. Onu söyledik. Baş ağrısı için şeyleri söyledik ya. Tiroidi vardı vesaire, onu söyledik. Şimdi iki tane, o dursun bir kere orada. Duruyor. İki tane yağ hazırlayacağım size. Bu iki tane yağın özelliği şu. Güzel arkadaşlarımdan ben herhalde unuttum söylemeyi. Şu şeylerini de çıkarırlarsa bize canım arkadaşlarım, ha, burada kolaylık oluyor. Şimdi bir bardak su alacağım. Bu suyun içerisinde herhangi bir yaşa. Bu su azıcık kaynamış, sıcak bir su olsun. Sevgili Zahide, tutmanı isteyeceğim. Bu suyun içerisine damla olarak, bir tane damlalık aldığınızı düşünün. Ay, nasıl güzel koktu aşağıda. Onlar, neyse. Aynı nefis kokuyor. Damlalık olarak 5 damla şundan. Nedir bu? Lavanta yağı damlatacağım. Akşam eve geldim. Başım ağrıyor. Ha. Acayip gerginim. Stresliyim. Ayaklarım ağrıyor. Üstüne 5 damla lavanta yağı nefis damlattım. Kokuyor şu an. Üstüne 10 damla da nane yağı koydum. Güzel. Lavanta ve nane yağı. Bunları buraya koydum ama bunlara küsmedim daha. Dursunlar bir kere burada. Leğen ne yapacak bunu, ki orada? Ne yaptık? Dursun, onu koyduk. Leğeni de gösterelim sevgili yönetmenim. Görüyorum. Leğeni baştan bir kere koyduk. Hı. Çok beyaz ya, zor gözüküyor. Şimdi bunu bir güzel kokluyoruz sevgili Zahide. Gerçekten rahatlatır sizi. Bir 10 dakika. Ay var ya, ben bu sıcak suyun üstüne dökeyim kafaya. Aynen, da şöyle yapayım. Onu da geçirebiliriz. Tabii daha iyi olur. Şöyle. Küçükken rahmetli babaannem hep bana böyle yapardı. Hiç hasta olmazdım bak. Bir kere dolaşımımıza bir katıldı onlar. Heh. Ama dolaşımımıza katılması gereken ve dolaşımımızı düzeltmemiz gereken bir yer daha var. Neresi o? Bütün gün yükü onlar çekiyor. Ayaklar. Aynen. Bütün gün ayakta kalmışız. Yukarıdan bunu yaptık. Bir de aşağıdan bir şey yapalım. Aynılarını. Bu sefer aynı dozda suyun içerisine 5 damla lavanta, 10 damla naneyi koyduk. Sonra da ben çıkarmayacağım tabii ki, işim çok daha. Çorapları çıkardık.
ayaklarımızı bir güzel büyükçe olduğunu düşünün bunu, tabii büyükçe bileğiniz olsun. Bunun içerisinde yaklaşık bir 15-20 dakika durdunuz. Gerçekten. Havlu da benim elimde kaldı. Tabii. Ya bu sırada koklamaya devam edebilirsiniz de. Gerçekten daha kendinizi az yorgun hissettiğinizi, daha az stresli olduğunuzu, ağrınızın özellikle baş ağrınızın daha azaldığını görmeye başlarsınız. Bunu da peki, böyle bir bunun başına bir şey gelmeden şuraya mı koysak onu hocam? Şöyle koymuş olalım. Kuzum, Allah evladını sana, seni evladına bağışlasın. Sinüzitle ilgili hocamın söylediklerini duydun. Ha, sinüzit için bir şey. Sinüzit olan hastalar eğer akıntı konusunda sıkıntı yaşıyorlarsa, tıkanıklık yaşıyorlarsa en doğrusu biberdir. Kırmızı biberdir. Kırmızı biberi mesela ben sana başka bir şey için de onu söylemiştim. Kırmızı biberi elma sirkesiyle karıştırıp onu cildinde şöyle alerji yaratmayacak bir bölgeye sürer ve biraz uzak tutarak onu koklarsa gerçekten çok çok rahatladığını görecektir. Bu bir. Çok kolaymış. Bu bir. İki. Tabii çok kolay. Kırmızı biberi elma sirkesiyle karıştırsınlar, sürsünler ve koklasınlar. Ancak mutlaka bir kulak, burun, boğaz muayenesini takiben. Başka bir şey söyleyeyim size. Çok az yapıyorsunuz. Acayip rahatlatıcı sekresyonu. Biz niye nefes alamıyoruz? Tıkalı. Evet, tıkalı. O tıkanınca ne oluyor? Baş ağrısı artıyor. Onu artmam lazım. Dünyanın en güzel böyle balgam söktürücüsü, sıvı vesaire atanı nedir biliyor musunuz? Nedir? Soğuk su buharıdır. Bunu soğuk yapan aletler var. Soğuk suyun buharı mı olur? Hayır. Yani siz buhar alırsınız, alet onu soğutur. Onun için söylüyorum. Ha, ama profesyonel bir alete mi ihtiyaç var? Çok basit orada? Ama nasıl ucuz, nasıl komik, her yerde de vardır. Alıp hem odanızda tutun. Ben size kendi taktiğimi söylüyorum. Bazen oluyor hakikaten, bizim de burnumuz tıkanıyor falan. Mesela Ankara'ya gittim. Bir işimiz vardı. Acayip kuru bir hava. Tabii. Ne yapıyorum biliyor musunuz? O soğuk su buharı yaratan alete suyu koyuyorum. O kendi soğuk su buharı olarak veriyor. Dayıyorum burnumu. Biraz sonra var ya şakır 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 burnumdan gidip boşaltıyorum. Mutlaka deneyin. Şu anda da olanlar olabilir. Deneyin bakalım. Ucuz, basit, kolay ama soğuk su buharı hem mesela balgamı çok olup da tıkayanları da çok çok rahatlatır. Oradaki sekresyonu atamazsanız bunu da en güzel sağlayacak şey. Bir o, iki. İki. Kışmış demeyin çok bol su için. Balgamı yumuşatacak en önemli besinlerden bir tanesi, en önemli maddelerden bir tanesi sudur. Suyu içip soğuk su buharını yaparsanız gerçekten çok rahat edersiniz. Onu söylemiş olalım. Bu soruyu soran arkadaşımızı yürekten tebrik ediyorum. Cevap evet olsa ne kadar güzel olurdu. Terlettim değil mi siz hocam? Ben hep terliyorum bu... zaten canım. Bir de böyle tabii siyah bugün, evet. Biraz bana ağır geldi. Evet. Peki şimdi bak, akla bak. Öğleden sonra yemek yemeyip akşamı tatlıyla geçirirsem kilo verebilir miyim? Doğru. Bu şöyle bir soru. İlkokulda yatıp, ortaokulda çalışmayıp, lisede sallayıp, üniversite sınavına girersem, tıp fakültesini kazanıp arkasından da doçent olur muyum? Ha, tabii olur. Öyle değil tabii ki. Yani az önce söylediğimiz gibi günde 5 ile 6 öğün bir kere doğrudan şekerden gerçekten. Mesela biz doktorların birçoğumuzun aramızda farklı fikirleri olabilir. Ama farkındaysanız bir konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Şeker yok kardeşim. Evet. Hayatımızda şeker, beyaz şeker, kırmızı şeker, kahverengi, lacivert, mor olmayacak. Bunun başka yolu yok. Çünkü şekeri başka yerden daha... Mercimekte de şeker var. Bunu unutmayın. Evet. Peki taze taze sorularınıza bakıyorum. Sabahları aç karnı içilen su metabolizmayı hızlandırıyormuş. Yok. Doğru mu? Yok. Evet. Palavra. Yok öyle şey. Su metabolizmayı hızlandırmaz. Bakın su ve yürüyüş... Hızlı gidelim. Su ve yürüyüş gelecekte verdiğiniz kiloyu korumak için... Yaradan'ın metabolizmanıza Yaradan'ın size yüklediği iki tane çok önemli silahtır. Ama su içerek metabolizma hızlanmaz. Sadece gelecekte korumak için çok önemli bir işlem yaparsınız. Bunu da unutmayın. Bir de vücudun %65'i su ya. Yani. O yüzden su ile ilgili bir soru daha. İçmem gerekenden daha fazla su içsem kabızlığım geçer mi? Yok. Yine kabızlık tek taraflı bir şey değildir. Bir kere sabahları yürümeyen insanların neden ne olursa olsun kabızlığının geçmesi kolay kolay değildir. İki, kabızlık için bir şey söyleyeyim. Bizim ülkemizde dedin ya bulgur. Ya dünyanın en güzel kabızlık çözücüsü maddedir. Hareketle ve suyla birlikte. Hareketle ve suyla birlikte kabız olduğunuz haftalarda farklı şekillerde hazırlanmış bulgurdan içli köfte, mercimekli köfte, çiğ köfte, bulgur pilavı neyse haftanın en az 3 günü biraz da acılı olarak kullanırsanız gerçekten o kabızlığınıza da konu konuyu açıyor ama gerçekten büyük fayda sağlar. Bu soruya da bayıldım. Hocam bakın. Yani sizin söylediklerinize uyanıkça cevaplar bunlar aslında. Bak şimdi. Delmeye çalışıyorlar. Çok yeme evet ama süper sorular. Çok yemek yesen bile. Şimdi bak çok yemek yemeye garantiliyor. Çok yemek yesen bile. Yemekleri yavaş yavaş yersem şişmanlamam. Doğru mu yanlış mı? Güzel. Bir kere bir tarafı doğru. Gastroenterolojide bizim mide bağırsak biliminde birinci laf sindirim ağızda başlar denir. Doğru.
Siz ne kadar yavaş yerseniz aynen öyle. Şimdi her bir organınızın bir görevi var. Mide diyor ki dişlere, kardeşim şunu parçala gönder aşağıya, bir sürü iş çıkıyor bana. Parçalamayı da mı ben yapacağım? Onun için dişleri bir kullanın. Dişlerle parçalayın, doğrudur. Yani fast food kültürünün insanları şişmanlatmasının nedeni sadece fast food'un çok kalorili olması değil. Örneğin bir hamburger menü yediğiniz zaman aldığınız kaloriyi yakmak için yaklaşık 5-6 saat yürümeniz lazım. Düşünün yani, burada ciddi bir kalori var. Ancak 900 bin kalori. Bir de önemli olan ne? Fırt gider. Dolayısıyla siz onu sindirmeyi aşağıya bıraktıkça işiniz daha da zorlaşır. Peki açıkçası. Sorulara devam edeceğim. Az sonra doktorumuz, Doktor Gürkan Kubilay, kolesterolünüz varsa bir sürü şey yapıyorsunuz faydalı, onları anlattık. Ama öyle şeyler yiyorsunuz ki kolesterol devam ediyor ne yazık ki. Peki tansiyon ve kolesterolünüz varsa, sokağın nabzını tutuyoruz. Siz nasıl besleniyorsunuz, neler yiyorsunuz? Hocam da burada dikkatle dinleyecek. Sonra bakalım yasaklar, hangileri çakışacak o yasaklarla. Buyurun dinliyoruz efendim. Efendim, tansiyonunuz veya kolesterolünüz var mı? Kolesterolüm yok ama yüksek tansiyon hastasıyım. Tansiyon hastası, geçmiş olsun. Nasıl besleniyorsunuz? Nasıl besleniyorum? Aslında ben biraz karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir hastaydım daha evvel, bilinçsiz beslendiğim için. Doktorum sayesinde karbonhidratı yavaş yavaş hayatımdan çıkardım gibi bir şey. Yani beyaz ekmeği biraz fazla seviyoruz toplum olarak ama mümkün mertebe baklagiller olarak ağırlık vermeye çalışıyorum. İşte pirinç, pilavından vazgeçemiyorum mesela. Ama ekmek yememeye çalışıyorum. Onun dışında her gün düzenli yarım saat muhakkak açık havada yürüyüş yapıyorum. Yağdan, kızartmadan, tamam kızartma zararlı ama yağ yiyebiliyoruz artık. Tereyağı yemiyorduk, yumurta yemiyorduk. Yumurta yemeye başladım. Mesela günde kaç tane yumurta yiyorsunuz? Günde iki tane yiyorum. Eskiden dikkat etmiyordum. Şu an ekmeği kestim. Yani şekerden ötürü. Onun haricinde pek dikkat etmiyorum yani. Kolesterol var. Mümkün olduğu kadar ondan yeme, bundan yeme. İşte onu ne yiyeceğimizi de şaşırdık. Para var, her şeyi yiyemiyoruz yani. Para yoktu zaten, yiyemiyorduk. Şimdi parayı bulduk. O doktorlar diyor ki onu yeme, bunu yeme, onu yeme. Kafalar karışık. Yani kafalar karışık. Ne yesem dokunuyor diyor. Var tansiyonum, hipertansiyonum var. Bir öğün etli salata yiyorum. Öbür öğün sadece sebze yiyorum yoğurtla beraber. Etten, hamur işinden, makarnadan, pirinç pilavından. Şekerim var çünkü şekeri pirinç yükseltiyor. Evet, onlardan uzak duruyorum. Vardı, şimdi yok. Nasıl peki başardınız? Nasıl geçti? Sebze yemekleriyle idare ederdi. Az az yavaş yavaş yedik. Öyle keten tohumu falan. Çörek otu balın içine karıştırıp yiyorum sabahları. Öyle limon çok kullanıyorum. Suyu çok kullanıyorum. Ya bir kere çok teşekkür ediyorum mikrofonu uzattığımız herkese. Sağolunuz. Amcama bayıldım. Önce diyor para yoktu, yiyemiyorduk. Şimdi para var, hastalıktan yiyemiyoruz. Haklısın amcam. Vallahi ne diyeyim. O yüzden sağlık saat yerindeyken hayat canınız böyle. Ne istiyorsa yiyin. Kolesterol. Kolesterolü konuşalım. Bu en sondaki teyzem şey dedi ya, çörek otu dedi. Başka ne dedi? Bol bol su içiyorum dedi. Çörek otu bir şey daha dedi. Keten tohumu dedi. Mesela keten tohumu, bir şey söyleyeyim size. Keten tohumu çok yararlı ama keten tohumu bağırsak tıkar. Hadi bak, keten tohumu yiyor ama bu sefer geçmiyor. Bir dakika. Geri gittik, ne oldu? Keten tohumu eğer hiç koyduğunuz bardakta, örneğin şu bardağa keten tohumu koyup içeceksiniz tohumları. Şu kadar koydunuz. Yakın çekimde tam göstereyim. Dibinde birazcık var. Dibinde azıcık, evet. Şu kadar koydunuz. Bunun üstünün tamamını suyla kaplamazsanız gider, bağırsaklarınız tıkar. Doğrudur. Keten tohumu kolesterol için faydalı besindir. Vücut direnci için faydalı besindir. Ancak kendi miktarının en az 10 katı suyla alınmak zorundadır. Yoksa gider, bağırsaklarınız helal, tıkar. Helal. Onun için ona dikkat edelim. Evet. Kuru öksürük mü var sende kuzum? Su vereyim mi sana? Şey yuttu. Bazen yuttu? Olur, ben de oluyor. Tükrüğümü yutuyorum. Kendi tükrüğümü yutuyorum ya. Al bakayım. Ondan kaynaklanıyor. Al. Şaşkın gözümün önünde iyi öksür tıksır. Afiyet olsun öksürük kuzum. Öksürük dünyanın en güzel belirtilerinden bir tanesidir, onu söyleyeyim. Değil öksürük mi? İçeride var olan bir problemi dışarıya atma yöntemidir. Biz mesela bazen ilaçları özellikle hasta daha çok öksürsün diye veririz. Hatta hastaya da söyleriz. Bak, bu ilacı aldığın zaman öksürüğün ilk 3-4 gün artacak. Merak etme, çünkü içerideki ifrazatı dışarı atmamız lazım. Onun için sakın ola ki öksürüğü kesmeye kalkmayın. Onu da söyleyelim. Konu konu açıyor. Sevgili Zahide. Kuzum sen susamışsın da vallahi susattın beni de. Hiç afiyet şeker olsun, yarasın. Evet. Şimdi kolesterol için gidelim. Evet. Ama önce eklem ağrısı olanlara yasaklar. Şeker, doymuş yağlar, pizza, yağlı peynirler. Bunları yemeyecekler. Bunları eklem ağrıları olanlar. Kırmızı et, kurabiyeler, kekler, içinde margarin olanlar. Omega 6 yani ayçiçek yağı, fındık yağı, beyaz ekmek, patates kızartması, gluten, kazein, aspartam ve tatlandırıcı yani yok, alkol yok. Eğer bunlara dikkat ederseniz
uygulamalarınızla beraber eklem ağrılarınızı azalır. Bu hakikaten deneyin. Yani burada öğrendiklerinizi, burada söylediklerimizi özellikle deneyin. Ha, ceviz yağını tavsiye ettik bu kesinlikle arada. Kesinlikle ceviz yağı eklem ağrısı olanların kullanacağı, yemeklerinde de kullanacağı en ideal yağdır. Ayçiçek yağından biraz uzak dursunlar bakalım. Şimdi kolesterol yazıyoruz. Kolesterole yasaklar. Trakya'da özellikle Edirne çevresinde en meşhur tavada ne yaparlar? Ha, orada şeyler var. Evet, ciğerdir. Mesela Edirne'nin ciğeri çok meşhur. Ben de çok severim ciğeri. Ama bir insanın kolesterolü yüksek ise bir kere yemeyeceği birinci besin karaciğerdir. Hmm. Karaciğerden hiç kusura bakmasınlar. Edirne'li, şuralı, buralı, başka Ankara tava falan filan da var. Neyse ama sonuçta kolesterolü yüksek biri kesinlikle karaciğerden uzak duracak. İkincisi az önce anlattık. Yine tam yağlı sütler. Sütlerin böyle skim milk dedikleri. İçinde yağın %1-2 olduğu, bunu her yerde yine artık bulabiliyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka en light'ından, yağ anlamında en light'ından yemek zorundalar. Kolesterolü yüksek biri eğer tam yağlı sütlerden yerse başa çıkamaz. Şimdi bir bilgi daha bak kolesterolü anlatırken. Şimdi kolesterolün özelliği ne biliyor musunuz? Sizin vücudunuzdaki diyelim 5 gram kolesterolün 4 gramını aslında karaciğer vesaire içerideki organlar üretiyor. Siz dışarıdan 1 gram alıyorsunuz. Yaradan o kadar güzel yaratmış ki. Siz dışarıdan çok almaya başladıkça aslında içeriden daha az üretilerek bunun bir dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Ama bir yere kadar abi. Yani bizim burada bir kapasitemiz var. Sana ne diyorlar? 2 saat, 2,5 saat program yap. Ha derlerse 6 saatte yaparsın ama bitersin. Üst üste 3-4 gün yaptın mı 5. günde zahideyi biz ondan sonra toparlarsın. Yerden toparlarız. Gerçi ne olacak? Biz maşallah böyle budur sabahtan akşama yapıyoruz. Yine de bir sınırı ama var. Ama bunun uygunu hali tabii, var. Tabii bir sınırı var. Bir de özlesin bir, izleyicimiz. Bir de doğru bir performansı var aynen öyle. Doğru performansı var. O yüzden burada tam yağlı sütler ve karaciğer kolesterolden uzak ama kolesterolü bir şekilde vücut kendi başına düzenliyor. Bir bilgi daha söyleyeyim. Bak bize gelen hastaların. Zayıflama hastalarının. Ben size bir şey söyleyeyim ya. En az %75-80'inde kolesterol yüksek. Bir başka kavga ne? Ne? Kolesterol ilacı. Vereyim mi vermeyeyim mi? Şimdi ben size iki tane örnek vereceğim. Diyelim ki zahide geldi. Çok güzel spor yapıyor. Sigara içmiyor. Alkol içmiyor. Ailesinde kalp hastalığı yok. Ve gerçekten de iyi yaşıyor. Düzgün saatte yatıyor, düzgün saatte aynen kalkıyor. Aynen de böyle de. Kolesterolü işte onu söylüyorum. Yoktur örnek herhalde vereyim diye düşünüyorum. Kolesterolü de 290. Ney? Bak sen neyi dedin? Ben ne diyorum biliyor musun Zahide? Sana biraz beslenme planı veriyorum. Biraz daha hareketini arttırıyorum ve Zahide'ye ilaç vermiyorum. Ama Zahide geldi. Akşamları işte Zahide değil. Zahide'nin bir arkadaşını getirdi o arada. Beraber geldiniz sonuçlarla. Zahide'nin arkadaşı Mahide de. Mahide diyelim ona da. Mahide Hanım'ın da onun da kolesterolü söyleyeceğim biraz sonra rakamını. Ailede kalp hastalığı var. Daha babası 15 gün önce kalp krizi geçirmiş. Kötü ve gergin bir yaşama sahip. Sinirli, stresli bir yaşama sahip. Sigara içiyor. Alkol içiyor. Ve gerçekten spor diyorum. Yok Gürkan Bey ben diyor muhasebeciyim. Bütün gün oturuyorum. Oturuyor. Kolesterolü de Zahide'nin 290'da ilaç vermedim. Kolesterolü de 250. Ona ilaç veriyorum. Benim 290 vermediniz. Neden? 250 ona verdiniz. İşte, hekimlik böyle bir şey. Elbette. Ha. Kolesterol tek başına az önce onu yaptım. Hiçbir şey yapmıyor. Ama yanındaki risk faktörleri arttıkça kolesterolün de vücuda negatif etkileri artmaya başlıyor. Onun için bir kolesterol 290 başka hiçbir risk faktörü yoksa ne ilaç vereyim kardeşim? Bir de benim hayatım vücudum onunla yaşamaya alışmış herhalde. Aynen. Çok alışmışa belki ya katılmayabilirim. Benim... Ama o kadar çok onu yok edebilecek pozitif değerin var ki onun tek başına bir kalp hastalığına yol açma riski yok. Yok. Bunu da açık açık koyalım. Kendi başına bu risk faktörleri olup da ilacı bizim tarafımızdan var olan, bazen bizim tarafımızdan da var olan garip yorumlarla bırakanlar varsa onların birçoğunun kalp krizi geçirerek bizim karşımıza geldiğini biliyoruz. O yanlış bilgiler yüzünden aman ona dikkat edin. Dolayısıyla hastalık yok. Sen bu işi kaç senedir doktorlarla tabii, birliktesin o tabii. lafı söyleriz. Hastalık yok, hasta var. O yüzden bunu ayıralım. Devam edelim. Üçüncü karaciğer ne yazmışım yemiyoruz. Bakayım. Kolesterol varsa yüksekse tam yağlı sütlerden uzak duruyoruz. Yine sert margarinlerden kesinlikle uzak duruyoruz. Sert margarinlerden uzak duruyoruz. Bir ilginç şey daha söyleyeceğim. Muffinler vardır bilir misiniz? Böyle kek gibi, keke benzer şeyler. O muffin dediğimiz kek yapısındaki maddelerden de uzak duruyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Birçoğu ev hanımı bizi seyredenler. Tabii. Gidip bir yerde o tür kekler yiyorsunuz. Kusura bakmayın. O tür kekler hayatınızdan uzak duracaklar. Siz yerken biliyoruz aslında hepimiz de. İşte azıcık tutmak lazım. Devam. Mikrodalgaya mısırı koydunuz. Patlağına ama içine de tuz koydunuz. Olmaz. Mikrodalgadaki mısır patlağı ama tuzlu mısır patlakları. Deniz ürünlerini seviyorsunuzdur mutlaka.
Kabuklu deniz ürünleri, kolesterollü bir hasta midyedir. Çok yemeyebilirsiniz ama yiyenler de vardır. İstakozdur, midye ve istakozdan. Özellikle evet patlağını yazdık. Midye ve istakoz diye ekledik. Kızarmış piliç. Nasıl olur dediniz. Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela bir piliç bacağı ya da kanadı. Bir piliçin kanadındaki ya da herhangi bir tavuk kanadının derili olanındaki yağ miktarı. Bir piliçin kanadı mı yazayım? Şey ne yazayım? Tabii, kanat. Kanat. Derili piliç kanadı. O derideki yağ miktarı belki aldığınız bir hamburgerdeki yağın iki katıdır. Çok ciddi yağ vardır onda. Onun için deri kısmını, tavuğun deri kısmını kesinlikle uzak tutmanız lazım. Ve krem peynir. Peynirlerin içerisinde de krem peynirden kolesterolü yüksek olan hasta mutlaka uzak duracak. Az önce de peynir vardı. Ne, mikrofon al hayatım duymuyorum. Az evet, önce de peynir vardı. Nerede? Kaslarda sıkıntı ya şikayeti olanlarda. Artrit kremler vesaire şikayeti. Ama orada yağlı peynir. Labne geçerli mi? Dur anlamadım. Labneyi daha az ama krem peynir yapısında olanların hepsinden özellikle uzak durmakta fayda var. Peki tamam. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha tekrar söyleyeyim. Bunları kimde yasaklıyoruz? Özellikle bir kere hiçbir risk faktörü olmayıp da hiçbir ilaç vermediklerimizde daha da önemli bu. Çünkü ona diyoruz ki sen bak sana ilaç falan vermeyeceğim. Sen hayatını düzenleyerek bunu yapacaksın. Onun için bunlardaki yasaklar çok çok önemli. Benim kolesterolüm 480'lerdeydi. Şu an 270'lerde ama ilaç devam ediyorum. Kullanacaksınız. Şu çok an ilacı devam etmem gerekiyor. Tabii. Kendi doktorunuzla mutlaka görüşün onu. Yani sizi zaten bilen doktor, evet. Yapınızı da en iyi bilen doktordur ama zaten 480'e falan çıkınca mutlaka tedavi şu lazım. Şu an düştü biraz da ama LDL'imin kaç olması lazım? Normalde? Bir insanın İyi kolesterol ile kötü kolesterol arasındaki dengeye bakarız. Tek başına bir şeye bakmayız. Totalde yani, değil mi? Tabii. İyi kolesterol bölü kötü kolesterol, iyi kolesterol bölü toplam totalim kolesterol gibi çok biraz. Teknik. Tabii. Bunu onun ona bölünmesiyle bundan değerler var. Ona bakmadan bir şey söylemeyeyim. Şimdi sana bir şey söyler. Aynı kolesterol değerinde başka birisi tabii. Üzerine alınır. Onun doğru değil. O yüzden yanlış bir şey söylemiş olmuyor. Burada bana göstereceğiniz şeyler vardı. Hani neydi hocam? Bana teslim edeceğiniz hastalar varmış. Öyle ha. Mi? Ha. Aa, öyle karı kocam vardı. Benim. Ha. Vallahi sevinirim hocam. Gelin kuzular. Buyurun. Gel Selahattin abi gel. Hazır mikrofon da elindeymiş. Mikrofonu da bırakma gel. Evet. Vallahi hocam şimdi gerçekten göz bebeğimiz karı koca. Her sabah beraberiz. Ben onları hem de onları her gün gördüğüm için onları zayıflatırsanız ben de burada birebir görmüş olurum dedim. Hocam da sağ olsun beni kırmadı. Peki. Ya kırmayız. Kaç senelik arkadaşımız. Ancak şöyle bir sözü almamız lazım hepinizin içinde. Biz hastalarımızı zayıflatırken onlar bizim arkadaşlarımız oluyor. Sen de gel bir benim konuda, yanıma diyeceğim. Gel. Şöyle mi öyle, şöyle geçiyorsunuz. Buyurun. Gel bakayım gel kuzum şöyle. Karı koca ayırmayayım Selahattin sizi şöyle. Evet. Sizin tekrar alayım. Kerim Hanım. Selahattin Bey ve Kerman Hanım'a hepinizin önünde şöyle bir söz almamız lazım. Sen ne kadar bir sürü sana kural anlatıyorlar ama o kuralları ne kadar uygularsan o kadar başarılı olursun. Selahattin Bey ile Kerman Hanım bunun bir oyun olmadığını gerçekten Doktor Gürkan Kubilay ve ekibiyle birlikte çok önemli bir sınava başladıklarını size ve bu sınavda onların önüne konulan her türlü şeyi %100 yapacaklarını söz vereceklerse ben onları kendi başkanlığımda diyetisyen, gıda mühendisi ve psikolog arkadaşlarımla bir programın içerisine alacağım. 6 ay sonra da birlikte o arada da görürüz tabii aradaki şeyleri hadi inşallah, falan filan da görürüz. Sonunda görürüz. Ama bugün... ama bir sözleri alalım önce. Vallahi Selahattin önemli. Abi düğünde bu kadar söz vermediydi muhtemelen. Evet. Hocam söz evet, veriyorum diyor. Zaten ben başladım. Başladınız güzel. Canan hocama da söz verdim de itfaiyeyi çağırdım yani. Yangını söndürmeye başladım. O da güzel. Biz itfaiyeyi şimdi... çağırmayacağız. Bizi çağırın yetecek o merak etme. O zaman hocam ne diyorsa sözünden çıkmıyorsunuz. Evet. Tamam mı? Bir yolun. Çok iyi olur. Beraber. Çok mutlu karı koca. Yani. Tamam. Aralarında yarış biz yaptırmayacağız onlar yaparlar. Kaç kilosun kuzum? Doğru söyle. 70, tartacağım sonra. 78 filandım ama en son. Bence söyleyeyim. Selahattin Bey 40 kilo civarında. Hanımefendi de 38 Selahattin Bey 45 kilo civarında. Hanımefendi 38-40 kilo civarında. Yani 80. Vermesi gereken. Hayır. Ne? Nasıl yani? Evet ben maksimum 45 kilosunuz siz. Var mı itiraz olan? Sadece yağı söylüyor. O kadar. Evet. Geri kalanın önemi yok ki. Hayır. Gene asalım o şeyi. İskeleti zayıflatmayacağım ben. Doğru. Vücudundaki suları da zayıflatmayacağım. Kasları hiç zayıflatmayacağım. Ben bir tek yağlarıyla uğraşacağım. O da tahminim 40-45 kilo civarında yağları var. Bu tedavinin sonunda gene beraber konuşuruz. Peki şöyle size gönderiyorum hocam tamam. Sağ olun. Tamam. Sadece bana yağ kilonuzu söyleyeceksiniz gelince. Evet gelince kaç kilo olduğunuzla ilgilenmiyorum. Öyle. O tartıda yağ görünmüyor kuzum. Ama kaç kilo olduğunuzu sormayacağım. Ama çok güzel bir şey yapmış olacaksın. Yani her hafta bunu vurgulayarak kandırılan insanları vücuttan su kaybederek kilo verdiğini zanneden, çok aşırı dışkılayarak çok affedersiniz kilo verdiğini zanneden insanlara da gene bir yardımda bulunacağız. Çok mutlu oldum.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Bana geldiğiniz zaman yağ kilonuzu öğreneceğim pazartesi, tamam mı? Ay pazartesi zaten. Biz onlarla konuşacağız, geldik. Tamam, bir hafta sonra. Peki. Evet. Şimdi hemen devam. Yemeklerden sonra meyve yiyebilir miyiz diye soruyorlar. Aa, güzel. Şimdi mesela gelip gidecekler ya Selahattin Bey'le Neriman Hanım. Zaten onlardan öğrenirim ben. Onların belki birisinin yemekten önce meyve daha çok yarayacak, birisine yemekten sonra ya da belki ikisine birden yemekle birlikte. Böyle bir kural yok. Kişi özel. Hiçbir, kesinlikle öyle. Kişi yani, özel, tamam. Bilmem ne diyet kitabı yok öyle şey kardeşim. Seninki başka, seninki başka. Dolayısıyla yemekten önce mi sonra mı yapılan testler sonucunda ancak karar verilir. Peki, ne kadar zayıflarsam zayıflayayım, göbek yağlarından kurtulamıyorum. Göbek yağları sadece sporla gider. Doğru mu, yanlış mı? Evde bunu yapmayınız, söylüyorum. Şuraya ne? Mesela Selin'e bir iğne batırsak ne olur buradan? Acır. Hayır, başka. Bir de bu kadar damarla kan fışkırır. Peki aynı şeyi şu göbek bölgemize yapsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir ya. Şey. Niye orada? Damar yok. Damarın olmadığı yere yağ gelir. Damarın olmadığı yere, yağ gelir. Peki damarı mı çoğaltacağız, nasıl yani? Müsaade, ara veriyoruz. Dönüşte cevabını vereceğiz. Göbek yağı gerçekten sporla mı gider? Başka bir yöntemi var mı? Az sonra buradayız efendim. Sensasyon şahane. Senkronizasyon şahane değil mi? Geri sayıyorlar bize de, onu söylüyor hocam. Bizi beraber 3, 2, 1 derken 3 kişi birden evet, sayıyor. Evet, bitiyor, az kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım, son dakikalar. Ne kadar zayıflasam da göbek yağlarından kurtulamıyorum. Göbek yağları sadece sporla gider. Doğru mu, yanlış mı? Hayır, şöyle. Bir kere şu yanlışı yapmayın. Göbek yağını eritecek liste yok ya. Şarlatanın büyüsünüz ya. Böyle bir liste yok. Sporla yani, gider mi? Sadece sporla mı gider? Bir genel sporla gider. Yani siz sıklıkla yürüyor iseniz haftada 150 dakika daha fazlasına gerek yok. Her dakikada da 110-120 adım. Bakın, her dakikada 110-120 adım yürüyün. Toplam bir haftanın içinde 150 dakika yürüyün. Zamanla o zaten oluşacaktır. Peki, diğeri bir ikinci sorayım. Diğeri de şey, mekik. Ama mekik yaparken sırtınızı bütünüyle yerden kaldırmak değil, omzunuzu yerden 4 parmak kaldırmak. O kadar, yoksa beliniz daha kötü olur. Peki, mekik. Başta, kuzum süremiz bitti bebeğim, dur. Pirinci sormuştum. Pirinç kanser yapar mı dediniz? Ya, güzel. Nasıl yani pirinç, dedim. Buralarda pirinç yok. Şimdi pirinç dünyada suyun altında yetişen ve inorganik arsenik denen maddeyi en çok emen madde. Arsenik. İnorganik arsenikte çok net biliyoruz ki kanserojen. Özellikle deri, meme ve akciğer kanseri konusunda, belki erkeklerde mesane kanseri konusunda en tehlikeli madde. Amerika'da bunun kavgası çok oldu. En son Amerikan İlaç Gıda İdaresi dedi ki eğer bir kişi günde 0.3 miligram bölü kilogramdan az arsenik alıyorsa, ki bu şu demek, siz 15 günde bir, 20 günde bir pirinç yediğiniz zaman bunun bir çok fazla önemi olmuyor. Ancak haftada 2 gün, 3 gün pirinç pilavı yiyor iseniz burada gerçekten arsenik alma riskiniz var. Arsenik de az önce söylediğim gibi zaten pirincin kendisinin mide bağırsak kanseri yapma riski yüksek. Bir de içindeki arsenik nedeniyle deri, akciğer vesaire kansere yakalanma riskiniz yüksek. Yani gene iş geliyor. Az yiyin be kardeşim, haftada bir gün yeter ya. O bile çok. Peki, bulgur, İki haftada bir gün. Bulgur? Bulgur tartışmasız ama bak çok güzel bir şey. Mesela bulguru yiyorsunuz fakat tiroid probleminiz var. Biraz daha kontrolleyin. Bulguru yüksek tansiyonlu hastalar biraz daha az yesin. Az önce söyledik bunu ama. Yani belki de aslında bugünkü programın en güzel tarafı oldu. Bir şey yararlı ama zararı da var. Buna çok çok önem vermek lazım. Onun bu için sizdeki rahatsızlıklara bağlı. Aynen. Programı kaçırdım. Tüh, ben ne yemeyecektim? ShowTV.com.tr adresine giriyorsunuz. Programın tekrarını izleyebilirsiniz. Doktor Gürkan Kubilay, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. İyi haftalar. Karı kocamızı da size verdik. İnşallah artık onların da zayıflamasını an be an burada görmüş olacağız. Sağ. Efendim ne diyeyim? İyi haberler alın. Amin. İyi haberler verin. Amin. Sabah Allah nasip ederse buluşmak, görüşmek üzere. Amin. Efendim. Hoşçakalın.